Evet efendim, A2 TV ekranlarında saatler 15'i gösteriyor ve Gündem Arena'da, Kocaoğlu Yapı sponsorluğundaki Gündem Arena programında tekrar sizlerle beraberiz. Bir haftalık aradan sonra bir haftanın değerlendirmesini yapacağız bu hafta ve gündemi değerlendireceğiz. Gündemde neler oldu diyeceğiz. Tabii gündem maalesef ve maalesef yine ulusal kanallarda ünye var. Çoğunlukta bundan ibaretti hafta içerisinde. Bakalım neler olmuş. Kimler neler konuşmuş, kimler nerelerde açıklamalar yapmış. Belki bunlar bildiğimiz konularda ama ekranlara çıkılıp anlatıldığı zaman da sanki farklı bir boyut taşıyormuş gibi. Aa öyle miydi diyeceğimiz konular da var tabii ki bunlar içerisinde. Bunların değerlendirmesini yapacağız. Onun öncesinde Kocaoğlu Yapı Sponsorluğu'nda programımız başlıyor diyoruz. Ve Gündem Arena'ya Can Çakır Bey ile hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evet, öncelikle cumartesi klasiği haline gelen Gündem Arena programını bizlerle izleyen sayın seyircilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Biz burada yine her zamanki gibi gündemi değerlendireceğiz. Belki de gündemde olmayan konuları da ele alacağız. Bunun sürprizini şimdiden verelim. Açıklamasını yapalım. Beklesinler, görsünler. Yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde gerçekten de önemli konulardan bahsedeceğiz, yorumlayacağız. Bizlere soruları ve yorumlarıyla katılırlarsa da seviniriz yani bu arada. Evet, sorularınız ve yorumlarınızı da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. WhatsApp hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda programımız a2tv.com Ordu'nun ilk ve tek dijital platformunda yayınlanıyor. Bunun yanı sıra YouTube, sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz bizleri. Ve dönüyorum Oktay Bey'e. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir hafta sonu bu güzel günde. Yine bir burada beraberiz. Gündemde tabii olan olayları değerlendireceğiz. Malum çünkü çok yoğun geçen bir gündem oluşuyor şu anda Ordu'da ve Ünye'de. Evet. Biz de bunları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah bunlarda da başarılı oluruz. Evet. Doğru bilgileri inşallah aktarmaya çalışırız. İnşallah öyle olacak. Bizim de temennimiz o tabii ki. Sevgili izleyenler, programımıza start verelim isterseniz. Hafta içerisinde neler olmuştu? Gündemde neler vardı? Gündemde ulusal medyalara baktığınız zaman da Ünye'den bahsediyorlardı. Belki çoğu zaman sizleri de aradı. Şehir dışında, kent dışında olan arkadaşlarınız, Ünyeli veya Ünyeli olmayan dostlarınız sizleri de aradı. Yine Ünye'den bahsediyorlar denildi. Konu neydi? Ünye'de siyaset ve mafyanın birleşmiş bir hali ve siyasette oynanan oyunlar vardı. Siyasetteki ayak oyunları diyelim daha doğrusu bunlar vardı gündemde. Ulusal medyada ağır bir şekilde bunun üzerine yoğunlaşmaya başladı son günlerde. Bunlardan etkenlerden bir tanesi de Cihan Çakır diyorum ben. Ya. Çünkü Cihan Bey burada programdaydı ki seçim zamanı dedi. Sedat Peker beni aradı, beni tehdit etti demişti. Bunun akabinde ulusal medya bir anda Ünye'ye kameralarını çevirdi. Acaba neler oluyor demeye başladılar. Peki Ünye'de neler olmuştu? Bunun detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle Can Bey'den başlayacağım. Can Bey, şimdi bu süreç içerisinde biz izliyoruz tabii ki sevgili izleyenler. Videoları izliyoruz, işte haberleri, açık oturumları izliyoruz. Hiç ummadığınız açık oturum içerisinde bile birileri çıkıp Ünye'den bahsedebiliyor. Ünye'de neler olmuştu? Şöyle özetleyelim, konunun özetinde şöyle belirtelim. Bir önceki dönem belediye başkanı Sayın Ahmet Çamyar'la ilgiliydi. Sayın Ahmet Çamyar'ın görevden alınması, akabinde geçici göreve getirilen bir belediye meclis üyesi Yaşar Sezgül Bey vardı. Ve onun da devamında yeni bir seçim dönemi vardı. Yerel seçime yaklaşık 4 aylık bir süreç vardı. Yerel seçim döneminde aday listesinde dahi olmayan Sayın Hüseyin Tavlı aday olarak listeye bir gecede son 20 dakika içerisinde eklendi ve seçime girdi. Doğal olarak da iktidar partisi olduğu için seçimi kazanan belediye başkanı olmuştu. Buraya kadar bir şey yok gibiydi. Yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde. 2 yıl boyunca kimse sesini çıkarmadı. Taraflar da sesini çıkarmamıştı. Taraflar da bu işi onaylamıyordu pek. Sessiz sakin kalmayı tercih ediyordu. Ne zaman ki Sayın Ahmet Çamyar yargı nezdinde aklandığı söylendi. Ne zaman ki ulusal medya yerel seçim dönemindeki Ünye'de yaşanan olaylara kameralarını çevirdi. İşte o noktada taraflar da bu işi onaylayarak konuşmaya başladılar.
Bu süreç nasıl oldu? Neler oldu? Ben Cem Bey'den başlamak istiyorum. Bak, bugünkü evet. programın ilk sorusu olarak. Ya aslında üyemizin ve ordumuzun isminin böyle şeylere karışmasından biz de haz etmiyoruz yani. Hoş değiliz. Biliyorsunuz bu ekranlardan kaç kere ulusal kanallarda, ahlaki boyutlarda toplumun masaya yatırıldığını görmüştük. Yine üyenin ve ordunun aynı şekilde rant, siyaset ve mafya üçgeni arasında da bu girdabın içerisine çekilmesi de gerçekten çok çok üzücü. Ama maalesef yaşanmış şeyler. Bu yaşanmış şeyleri de bizim açıklamamız kadar normal bir şey yok. Çünkü biz gazeteciyiz. Gazeteci olarak halkın göremediklerini onlarla paylaşmak, onları aydınlatmak bizim birinci asli görevimiz. Biliyorsunuz çıktık dedik ki biz şu anda gündemde olan Sedat Peker'le ilgili. Dedik ki kardeşim bizi de arandık. Şu siyasetçi hakkında haber yapılmamamız istendi diye söyledik. Ondan sonra Ünye tamamen Türkiye'nin gündemine geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Gerçekten aslında ülkenin durumunu göz önüne seren bir süreçten geçiyoruz. Nedir diye sorarsanız. Bakın biz o açıklamayı yaptıktan sonra Sedat Peker'in o açıklamayı kabul ettikten sonra aşağı yukarı 2 hafta geçti değil mi? Evet. Bu 2 haftalık süreçte gerek iktidar partisinden, iktidar partisinin kendi bünyesindeki disiplin kurulundan, gerek içişlerinden, gerekse yargımızdan bir hareket gördünüz mü? Hiçbir hareket yok. Şimdi bir videomuz vardı. Ben yayına girmeden önce hazırlattım. Bir videomuz vardı arkadaşlar. Hazırsa onu alalım arkadaşlar. Ne vardı senin elinde? Bakabilir miyim? Taraflarla ilgili. Tamam, taraflarla ilgili. Evet. Evet. O görüntüyü alabilir miyiz arkadaşlar? Biz bir dinleyelim, bir izleyelim. Ona göre yorumlayalım. Ünye'de yaşananları konuşmak istiyoruz. Ünye aslında 130 bin kişinin yaşadığı memleketimin güzide değerlerinden biri. 90 küsur bin galiba seçmeni olan bir yer. Ve orada yaşananlar aslında çok önemli. İki nedenle çok önemli. Bir tanesi tarafların hepsinin evet bunlar yaşandı demesi açısından önemli. Evet. Tarafların hepsi bunu kabullenecek. Şimdi bir bakalım. Biz çıktık herkesten önce. Sedat Peker'den önce de çıkıp demedik mi? Biz 31 Mart 19 yerel seçimlerinde ne yaptık? Tehdit ettik. Bizim haber yapmamız engellendi. Yani sansür koyulmak istendi. Bunu söyledik mi? Söyledik. Kim için yapıldı dedik. O dönemi belediye başkanı adayı için yapıldığını söyledik. Biz o sırada kimse bizi ciddi alan kesim oldu da, çok oldu da Türkiye gündemine düşmedik yani. Yaklaşık bir hafta sonra da Türkiye gündemine düştük ve çıktı Sedat Peker ne dedi? Cihan Çakır'ın dedikleri doğrudur ve oranın incelemeye alındığında, altı kaşındığında birçok olayın da çıkacağının beyanında bulundu kendisi. Şimdi o günlerde çıktık televizyonlara, bunları anlattık, kim olduğunu anlattık. Hüseyin Tavlı'yı anlattık, ailesini anlattık. Ailesinin içindeki siyasi gücü anlattık. Anlattık. Şimdi burada benim ve oradaki sayın moderatörün dikkatini çeken açıklamak istediğim şey şu. Diyor ki tarafları hepsi kabul etti. Yani diyor ki adam bir cinayet işledik. Ben cinayeti işledim. Öteki bana emretti. Evet ben de vurdum. Diğeri de evet o bana söyledi ben cinayeti işledim. Öteki de diyor ki evet vurulan da benim akrabamdır. Buna rağmen ortada bir şey yok. Hatta pardon Ahmet Çamlar çıkıyor ki beni vurdular. Doğru mu? Öyle de bana kumpas kurdular. Hani nerede? Şimdi ortada bir tane olay var. Bütün herkes diyor ki evet kardeşim ben yaptım. Ama ortada hiçbir icraat yok. Yargı nerede? Susmuş. Disiplin kurulunlarında AK Parti'nin neticede disiplin kurulu var değil mi? Kardeşim sen mafyayla hayırdır diyecek bir kurulu var da bunun olması lazım. Doğru mudur siyasi partilerde? Bu nerede? Yok. Bunu da geçtik. İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı'na soruyorum burada. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Ama devletimizin yanında demek yanlışları söylemeyeceğiz anlamına gelmez.
Şimdi İçişleri Bakanı ben Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Ben her zaman devletimin yanındayım. Sizin dedikleriniz de doğrudur değildir veya Sedat Peker'in dediği doğrudur değildir. Ben buna bakmam. Buna yargı bakar. Ama burada taraflar çıkıyor. Bakın taraflar çıkıyor diyor ki evet kardeşim biz bu işi yaptık diyor. Sen buna rağmen İçişleri Bakanlığı belediyeye şey açamıyorsun. İnceleme açamıyorsun soruşturma. Ne bekliyorsun? Sayın Süleyman Soylu sen de bizim bir etten kemikten yapılmış bir insansın. Bugün bakanda oturabilirsin. Benim oy verdiğim partinin bakanı da olabilirsin. Ama bugün o koltukta oturuyorsun diye bazı şeyleri görmezlikten gelme hakkına sahip değilsin. Senin konularına girmiyorum. Senin konuların ispatı şart, ispata gerek var. Ama burada ispat edilmiş bir konu var. Burayla ilgili soruşturma açıldı mı kardeşim? Açılmadı. İçişleri Bakanlığı Allah mı? Değil. Yukarıdan ayet mi bekliyor? Peygamber mi? Değil. Daha neyi bekliyor? Bana bir kişi çıksın desin ki bu kadar olayların, itirafların içerisinde Sayın İçişleri Bakanı neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Sayın Süleyman Soylu. Bak göreviniz nedeniyle, bulunuz bakan nedeniyle benim oy verdiğim partinin bakanısınız. Bu devletin İçişleri Bakanı'sı. Ama bu makamlar gelip geçici. Bakın burada Şeyhünüz denen burada tepe var. Tepede oturan bir İçişleri Bakanı var. Doğru mu? Kim? Evet. İdris Naim Şahin diye bir bakan var. Bakın. Neticede o makamlar gelip geçici. Ama adalet önemli. Adalet çok önemli. Bugün İdris Naim Şahin'i seversiniz, sevmezsiniz. Seven olur, sevmeyen olur. Yaptığı işlerden dolayı veya kendini sevdirdiğinden dolayı 120 bin oy almadı mı? Şahsını almış. 120 bin oy aldı. Siz de o makamı bıraktıktan sonra en azından bir tek başına bir seçime girdiğinizde 120 bin, 150 bin, 200 bin seçmenin arkanızda olduğunu hissetmeniz için bu adaletsizliğe son vermeniz lazım. İçişleri Bakanlığı'nın derhal soruşturma açtırması lazım. Eğer açtırmıyorsa bu kadar bakın yine diyorum ortada bir cinayet var. Herkes kabul etmiş ama kabul etmeyen kim var? Yargı var. İçişleri Bakanlığı var. Ya bu konuda da bir takdir kamuoyunun ama burada büyük bir haksızlık altında inanıyorum. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Yargının sessiz kalması tamamen anormal gibi şu aşamada ama önce ben Oktay Bey'in düşüncelerini alacağım. Ondan sonra ben kendim konuşacağım. Allah'ım. Oktay Bey öyle düşünüyor. Yani düşünmedeki... Diyecek bir şey yok der yani, gibi. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü çok enteresan bir durum var yani ortalıkta. Çünkü tamam işlenmiş bir suç var mı? Var. Yani bugün Türk İçişleri Bakanı'nın talimat vermesine beklemeye bile gerek yok. Çünkü bu genel merkezde bu partinin başında olan bir cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı da talimat verebilir. Ne oluyor kardeşim aşağıda? Ben böyle mi bıraktım bu memleketi size deyip masaya yumruğunu vurması geldiğine inanıyorum ben. Çünkü o ilk dönemlerdeki teşkilat yapısında büyük bir bozulma var. Bu bozulmayı da Sayın Cumhurbaşkanı herhalde görüyordur. İçişleri Bakanlığı beklemesine gerek yok ki. Yani masaya yumruğu vurması gereken bana göre en tepe nokta. Evet. Bir de çok enteresan bir durum var. Yani bizim ilçe olarak çok farklı bir ilçeyiz biz. Biz siyasetin bana göre can alıcı noktalarında bulunan bir ilçeyiz. Şimdi Türkiye'nin ikinci adamı bile Ünyeliyim diyor. Yerine göre. Yani belki şu anda İstanbul milletvekili olabilir ama yerine göre de ben Ünyeliyim diyor. Yeri geldiğinde. Bana göre Numan Bey'in de masaya yumruğu vurması lazım. Bir dakika kardeşim ne oluyor benim memlekette? Bir bakalım. Kim neyi kaşımış? Ne olmuş? Kim kimin ayağına basmış? Bir bakalım. Ya öyle enteresan ki. İstanbul milletvekili yani, olsun. Bazı yorumlarda şu söylendi. Soylu'yla Numan Kurtulmuş arasındaki çekişmeden doğdu bu dendi. Neden? Ünyeli olduğu için Numan Kurtulmuş direkt böyle bir algı yaratıldı. Tamam siyasetin... Demek ki ne kadar İstanbul milletvekili olursanız olun Ünyelisiniz.
Yani olmuş. Siyasetin içinde birçok ayak oyunları olabiliyor. Yani belki bu tabir biraz yanlış anlaşılmasın ama yani siyasetin içinde bir takım bu tip oyunlar olabiliyor. İnsanlar birbirlerini ekarte etme adına çok farklı oyunlar oynayabiliyor. Sadece ünye ile değil. Bugün bizim yani ordu merkez bile tamamen siyasetin kirli oyunlarına alet olmuş durumda şu anda. Evet. Yani nereden sallarsanız sallayın çuvalı bir taraftan bir şey dökülüyor. Yani bu mu yani bizim ordu? Vallahi bilmiyorum. Ben ortada şimdi ortada bir faili meçhul olayı yok. Herkes açıklamış. Herkes taraflar söylemiş. Hüseyin Tavlı da bu konuda da sessiz kalıyor biliyorsunuz. Peki hiçbir bir de aklıma yapmıyor. Şu geliyor. Tamam yargı diyelim ki müdahale etti. Acaba bu işi yargı kurcaladıkça altından farklı isimler, farklı insanlar, farklı oyunlar çıkar düşüncesiyle mi durduruluyor bu olay, müdahale edilmiyor? Bunlar da geliyor şimdi insanın aklına. Yani aklınıza çok şey geliyor. Bakın Sayın Yunus Bey, şimdi üzerine basa basa belirttim konuşu. Sedat Peker'in açıklamalarının hepsinin bir doğrulanma payı var, doğru mu? Doğrulanma payları var. O yüzden hiçbir şey diyemeyebilirsiniz. Ama burada olayın faalinin içinde ki insanlar evet biz bunu yaptık, evet biz bunu gördük, evet biz bu oldu dedikten sonra hala ve hala sessizlik devam etmesi ve soruşturmalar bir tane bile soruşturma, parti içi bile soruşturma açılmaması burada Oktay Bey'i doğruluyor. Niye doğruluyor? Acaba nereye tutsak elimizde kalır olayı mı çıkacak ortaya? Doğru mu? Yani. Yani bu gerçekten Oktay Bey'i doğrulayan bir şey. Ama şunu yine söylüyorum. Burası Cumhuriyeti değil. Burası hukuk devleti. Bakın böyle bir şey olmaz. Yani burada adalet mülkün temelidir diye bir laf var. Yani adaletsizliği senin adamın benim adamına göre yorumlayamayız. Yorumlayamayız adaleti. O yüzden lütfen ve lütfen Sayın Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Belediyedeki şu anki belediye başkanı Hüseyin Tavlı hakkında bir soruşturma başlanması elzemdir. Bu yapılmadığı sürece Süleyman Soylu da bunun altında kalacağına eminim. Süleyman Soylu. Evet. Şimdi dediğiniz noktada ben düşünüyorum. İlk günden beri burada çarpıcı açıklamalar yapılıyor. Bazı söylemler var. Delil niteliğinde olabilecek. Bazı söylemler var. Bu konu araştırılabilir denilecek. Ama yargı bu konuda sessiz kalıyor. Evet. Nedendir bilmiyoruz. Şimdi az önce örnek gösterdiniz. Dediniz ki işte parti içerisinde bir soruşturma yapılmayacak mı? Bunun bir disiplin kurulu yok mu? Böyle bir şey nasıl yaptınız denilmeyecek mi? Parti de sessiz sakin kalıyor. Buraya kadar sizin dediğinizde katılabiliyorum. O dediğiniz doğru. Acaba başkalarına da mı sıçrayacak bu iş? Veya başkaları da mı gidecek gümbürtüye? Tamam amenna. Benim burada muhalefet partilerim var yerelde. Geneldeki herhangi bir olayı protesto edebiliyorlar, kınayabiliyorlar, eylem yapabiliyorlar, basın açıklaması yapabiliyorlar. Bununla ilgili yereldeki hiçbir muhalefet partisi hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz, 128 milyar dolar nerede dedi, bir döviz astı. İşte 10 bin dolar mı 10 milyon dolar mı ne o rakamlar yüksek rakamlara fakir olduğumuz için bilmiyoruz ama işte bu nerede hangi vekile verildi dedi bir döviz astı. Ben şimdi soruyorum yereldeki siyasetçi arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize. Ya arkadaşlar geneldeki konular adam Avrupa'da yemiştir, İstanbul'da yemiştir, Ankara'da yemiştir bizi çok enteresan etmiyor. Yereldeki konularda neden sessiz kalıyoruz? Gecenin bir yarısı çamlığa çıkarma yapan siyasetçilerimiz var bizim. Evet. Bir araya gelip işte iskelenin yanında 3-5 parti bir araya gelip açıklama yapan siyasetçilerimiz var bizim. Bu sefer şimdi baktığınız zaman da seçime kaç parti girdiyse üstten aşağı sıralayın. Saadet Partisi ikinci parti. Şunu çıkıp diyebilirdi. Ya bu seçim döneminde nasıl bir seçim yapmışız biz? Karanlık güçler varmış bu seçimin içerisinde. Bizim kaybetmemizdeki etkenlerden birisi de buydu belki diyebilirdi. O zaman şöyle bir soru aklıma geliyor. Sonrasındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ortak adayı bir başkan adayı vardı.
Bunlar da çıkıp diyebilirdi. Ya karanlık güçler nasıl oldu da bu seçime el attı diyebilirdi. Onu da demediler. Ama 128 milyar dolar nerede diyoruz. Çamlı'ya niye betona 10 metrekare fazla döktün diyebiliyoruz. Yani 128 milyar dolar kelimesini sorunca bir kere 128 milyar ülke siyasetini ülke siyasetiyle ilgili bir durum. Şimdi yerele geliyoruz. Yerelde belediye başkanı görevden alınmış. Farklı ayak oyunları olmuş. Şu olmuş, bu olmuş. Ama yerelde baktığınız zaman az önce bahsettiğiniz gibi siyasi partilerden bölgede olan bir olay için kınama bir ayı yok. İşte enteresan olan nokta o. Ben size şöyle bugün açayım. Şimdi ben buradan çıkacağım. Ben yerelde bir kanalım. Kendi çapında Yunus Sorun. Ben şimdi buradan çıkacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireceğim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğim. Sayın Meral Akşener'i, işte Sayın Devlet Bahçeli'yi, işte diğer siyasi liderleri eleştireceğim. Ama ulaşmayacak yerelde. Onlara. Ama yerelde. Programdan çıktıktan sonra diyeceğim ki işte gördünüz mü programda Cumhurbaşkanı'na eleştiri yaptım. Veya işte muhalefetteki falan siyasi parti başkanına da tebrik ettim. Bu ona gitmeyecek nasıl olsa. Ben burada yerelde kendi yerelin çözümlerini bulmam lazım, oluşturmam lazım. Sorunlarımız varsa onu masaya yatırmamız lazım. Biz yereli aşmışız artık. Yerelde hiçbir sıkıntımız yok. Genele bakmışız gibi bir durum var. Burada konunun muhatabı olan parti de sessiz kalmayı tercih etti. Yargı da sessiz kalmayı tercih etti. Muhalefet de sessiz kalmayı tercih etti. Kısmen basın da sessiz kalmayı tercih etti. Amenna, sorun değil. Yarın neden bu konularda sessiz kalındı diye birisi sormuş olsa ben alnım ak bir şekilde çıkarım. Kusura bakmayın ben sessiz kalmadım. Ben ekranda çıktım. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ama dinlediler ama dinlemediler. Ama dikkate aldılar ama dikkate almadılar. Ben görevimi yerine getirdim deme şansım var. Bu şans Oktay Fidan içinde var. Can Çakır içinde var. Ve bunun gibi sayılı sayıdaki dostlarımız içinde var. Ben bugün muhalefette herhangi bir partinin ilçe başkanı olsaydım ben çıkardım basın açıklaması yapardım. Aynen şunu derdim. Belediyeme dokunma. Belediyemdeki kirli ayak oyunlarına son diye beyanatta bulunurdum. İster CHP'li ol, ister İYİ Partili ol, ne olursan ol. Sonuçta benim ilçemde olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani yaşadığımız şehirden bahsediyoruz. Yani ülke genelindeki bir rakamla olmuş olan bir rakamı eğer ki boyuna dillendirip ülke siyaseti yapanlar bana göre yereldeki siyaseti daha iyi yapması lazım. Aynen öyle. İşte bizim de sadece bu konuyla alakalı. Yani onun gibi birkaç tane daha konu var. Genelden yerele indirilmesi gereken çok ama çok güzel yerlere sessiz kalıyoruz. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Zaten sıkıntımız bu. Nedir bakın. Bugün bakın seçim olsa bu kadar eleştirilen, en çok eleştirilen adam şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dır değil mi? Yine Recep Tayyip Erdoğan kazanma ihtimali çok yüksek. Sebebini söyleyeyim mi? Sebebini şundan. Yereldeki siyaset nereden başlar? Tabandan başlar, tabana doğru gider. Yereldeki muhalefet kanadı değil. İktidarın yapmış olduğu hatalardan nemalanarak besleneceği yerde bunların üzerine örten bir sistem geliştirmiş. Şimdi demin dediğiniz gibi. Şimdi bu fırsatı yakalamışsın. Doğru mu? Eleştirsene kardeşim. Sen orada Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı veya herhangi birine eleştirerek siyaset yaptırımı zaten diyorsun. Yok. Onu senin eleştirmene gerek yok ki. Onu senin zaten genel başkanı eleştiriyor. Değil mi? Yukarıdaki milletvekilleri eleştiriyor. Sen öyle yaparak ne yapıyorsun biliyor musun? Kaçak dövüşüyorsun. Çünkü burada yüzle geleceğin bir belediye başkanı, bir ilçe başkanından korkuyorsun. Korkuyorsun. Neden korkuyorsun? İşime engel olur diye. Neden konuşuyorsun? İhaleyi alamam diye. Neden korkuyorsun? Bir gün bir yerde karşıya karşıya geliriz. Bir işimiz düşer diye. Bunlardan korkuyorsun. Bugün 30 kişilik bir meclis var. 30 kişilik mecliste bir tek bizim yani o da yani bizim şansımıza Murat Çıraklı konuşuyor. Başka konuşan var mı? Bugün Saadet Partisi diyoruz. 120 bin oy şeyde 120 bin oy aldı. Ordu genelinde. Saadet Partisi diyoruz. Sadece Ünye'de. Yani 5 tane meclis üyesi var. Konuşandan 5 kişiden
Yarım kişi çıkmaz konuşalım. Yarım adam çıkmaz yani. Şimdi böyle bir ortamda, muhalefetin kaçak dövüştüğü bir ortamda, muhalefetin korktuğu bir ortamda, hiç kusura bakma da kimse size oy vermez. Vermiyor da zaten. Ne diyor? Çıkıyor öyle ya da böyle, yine en azından bağırıp çağırıp masaya vuran kim var? Tayyip Erdoğan var diyor. Şimdi bugün bana bir tane mantıklı bir açıklama söyleyin. Bir tane mantıklı açıklama söyleyin. Evet, muhalefet partileri. Bunu ele geçirdiniz. Bakın, hala terör ulusallar gündemde bu konu. Siz neredesiniz? Bir gram açıklamanız yok. O zaman şöyle diyorum. Bir başka bakış açımı değiştiriyorum. Acaba o koltuklarda oturanlar sizden mi? Hani partiler ayrı da hizmet ettiğiniz nokta belki de sizden. Biliyorsunuz ülkemizde bir cemaat sıkıntısı var. Her partiden olduğuna göre belki de sizden yani oradaki adam. O yüzden eleştirmiyorsunuz diye düşünüyorum. Anlatabiliyorum değil mi yani? O da ayrı bir sıkıntı. Yani çünkü akıl var, mantık var. Ya bir tane muhalefet çıkıp da bu konuyu ağzına almaz mı ya? En son il başkanları konuştu, doğru mu? İlçeler konuşabildi mi? Üzücü bir nokta. Ya da o zaman da siz şu anki olayı konuşuyorsak, o zaman da siz hiç kusura bakmayın da İYİ Parti'de, Saadet Partisi'nde, CHP'de bulunan AK Partililersiniz. AK Parti'yi AK Partili'den daha çok, daha az konuştunuz için. Ondan o öyle değil de hani biraz daha şey gibi. Hani AK Partililer daha çok konuşuyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzında gibi bir görüntü var sanki. Öyle bir hava esiyor bana göre. Neyse, fazla da konuşmaya gerek yok. Biraz öyle görüntü. Hak ettiğimiz gibi yönetmeye Ali Kuru devam yazmış. Ulusal medya Ahmet Çamyar dönemini aklamaya çalışıyor. Usul yöntem tartışılabilir ama Çamyar döneminde çok şaibeli işler var. Sayıştay raporlarında usulsüzlük açık açık belli. Soruşturulursa yolsuzluklar da ortaya çıkacak. Sanki bağımsız yargı varmış gibi aklandığı konuşmalar tamamen algı denilmiş. İbrahim İşçi yazmış. Yunus Bey iyi yayınlar. Selamlar Cihan Bey, Oktay Bey selamlar demiş. Teşekkür sağ ediyorum. İbrahim Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi Ali Kuru'nun dediği oraya gelmeden doğru. Önce bir videomuz var. Onu izleyelim. Onu zaten izleyelim. Onu oraya izleyelim. Geleceğiz herhalde konu zaten. Evet, onu izleyelim. Ondan sonra önce görüntüyü alalım arkadaşlar. Onun peşinden hem Ali Bey'in yorumunu hem de konuyla ilgili yorumları yapalım. Yok yok, şeyi alalım. Bir sonrakini alalım. Sen Çamyar'ın bilerek teftiş edildim diye bir açıklaması var. Onu alalım. Ankara'da teftiş kurulu başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede de teftiş kurulu başkanı, ben süreci anlattım, özeti anlattım. Aynen cümle harfi harfine şöyleydi. Ben 13 gün oldu teftiş kurulu başkanlığına başlayalı. Süreçten haberim var. Arkadaşla görüşüyorum. Ancak ben bürokratım, benim yapacağım bir şey yok. Emir yukarıdan, talimat yukarıdan denildi. Biz bu cümle üzerine özel teftişin görevden almak üzere beni gönderilen bir müfettişten ibaret olduğu kavramını o zaman anladık. Netice itibariyle de geriye döndükten 3-4 gün sonra elimize soruşturmanın selameti açısından görevden alındınız yazısı geldi. Şimdi Ahmet Bey'in dediği olayın özeti. Yaklaşık 15 dakika yakın bir bağlantı var. Halk TV'de gazeteciler ve yazarlarla bir bağlantısı var. Burada olayın özetini geçmiş. Şimdi Ahmet Bey diyor ki ben aklandım. Daha önce sizin bir açıklamanız vardı. Vicdanlarda aklanmak diye. Evet. Vicdanlarda aklanmak nasıl olabilir? Ancak sessizliğinizi bozarsınız. Eğer aklanmışsanız, ben haksız yere bu şekilde getirildim. Benim böyle bir yolsuzluğum şu yok bu yok. Bunu da anlatmak gerekiyor. Nasıl anlatmak gerekiyor? Geçtiğimiz günlerde sizin konunuzu Sayın Ahmet Arpacıoğlu. Neredeyse 2 dönem öncesindeki bir belediye başkanı. Ahmet Arpacıoğlu halen de sokakta gezebiliyor ve halen de programlara çıkıyor, televizyonlara çıkıyor, anlatıyor. Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Hiç mi eksiniz yoktu Sayın Arpacıoğlu? Hiç mi hatanız yoktu? Hiç mi yanlışlarınız yoktu? Vardı illaki. Onları da uygun bir dille anlatıyor. Şurada eksiğim vardı, bunu da yapmak isterdim. Veya işte bir dönemde aday olacağımı düşündüğüm için bunu da oraya bıraktım dediği konular da vardı. Ama sessiz kalındığı zaman da vicdanlarda aklanma gibi bir şey yok. Şimdi Halk TV'ye çıktı, orada biraz bir açıklaması oldu. Ne kadar izleyen oldu, ne kadar duyan oldu bilmiyoruz ama aklanmak mı? Tam aklanmak değil. Çünkü önce yargının önünde aklandıktan sonra halk da bunu tamam, bu başkanın hatası yokmuş
suçu yokmuş demesi lazım bence. Sürece baktığınız zaman da konunun özetinde ne vardı? Sayın Çamyar bilerek teftiş edildim diyor. Bunu şimdi irdelediğiniz zaman da bilerek niye teftiş edilir birisi? Evet. Bir planın uygulanmasına yani, geçmiş. Dünya Belediyesi'ne buna kadar ilk defa müfettiş gelmedi. Arpacıoğlu döneminde de geldi, Çamyar döneminde. Ama burada bir aydan fazla kaldı. Bugün Ünye Belediyesi'nde de müfettiş var. Ama Çamyar döneminde o gelen müfettiş ekibi bilerek oraya gönderildi. Bulun, bir şey bulun. Şimdi... Yani işte bir şey bulamadınız. Bu karton niye burada değil de burada denilip bir dosya açılacaktı. Evet. O yapıldı. Bu oyunlar oynanırken kimisi zarar gördü, kimisi de yerinde kaldı. O ayrı bir süreç. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Çamyar çıkar, bu sürecin hepsini detaylı bir şekilde anlatır. Çünkü halkın da bilmesi gerekiyor. Biz anlattığımız zaman da yetersiz kalıyoruz biraz da. Ya biz anlattığımız zaman, şimdi biz bunu yerelde çıkarttığımız zaman Çamyarcı ilan ediyoruz. Halbuki biz doğruluğun ve hakkın yanında durduğumuzu her zaman söyledik. Bizim için Çamyar'mış, Hüseyin Tavlı'ymış veya başkasıymış önemli değil. Biz doğruları söylemekle görevliyiz. Doğruyu söyleyeceğiz. Şimdi Ahmet Çamyar'ın çıkıp bizim açıklamamızdan sonra biz yolu açtık. Bizim açıklamamızdan sonra kendini aklama yoluna gitmesi, Ali Kur'un demesi gibi doğrudur. Ahmet Çamyar'ın tarafından bakarsak da haklı bir uygulamadır. Ama şöyle bir şey var. Netice itibariyle Ahmet Çamyar bir avukattır. Avukattır. Avukat olarak da affedersiniz, kusura bakmayın da minareyi çalındı, kılıfını hazırlar yani. Ahmet Çamyar'a o koltukta oturarak da aptallık yapacağınız zeki bir adam. Yani illegal bir olayı da yani kurallara uydurmayacağını kimse inanamaz. Yani bugün şeydeki sokaktaki çocuğa sorsanız bile inanamaz yani. Bu bir aptallıktır yani. Hani bir yasal olmayan bir şey yapıp da bunun kılıfını uydurması. Tabii bu hukuk karşısında yapılacak bir şey ama vicdanen, mesela ben bir gazeteci olarak değil de bir vatandaş olarak bana sorarsanız Ahmet Çamyar'ın çok büyük yanlışları vardı o dönem. Ha, yanlışları vardı diye Ahmet Çamyar'ın bir kere haklı olma şansı yok mu? Elbette var. Saat bu biliyorsunuz, bozuk saat bile günde iki kere neyi gösteriyor? Doğruyu gösteriyor. Doğruyu gösteriyor. Yani netice itibariyle Ahmet Çamyar'a kurulan bir kumpastır. Ahmet Çamyar bunu çıkıp da deklar etmesi çok çok normaldir. Ahmet Çamyar'a bu kumpası kuranlar da Ahmet Çamyar'ın bir önceki beyanatında dediği gibi koltuklara bakmak gerekir dedi. Gerçekten doğru. Burada şuna çok da uzatmadan şuna değinmek istiyorum. Çok trajik olayların içerisindeyiz. Bakın, trajikomik değil, trajik olaylar içerisinde. Güç kimdeyse basın da ondan yana, halk da ondan yana. Ne yazık ki. Şimdi Ahmet Çamyar o zamanlar gücün başında otururken, gücün elindeyken bütün gazeteler elindeydi. Bir tek biz Ahmet Çamyar'ın yanlışlarını yazıyorduk. Diğer gazeteler neredeyse anamıza söylüyordu. Yani bu derece şeydi. Şimdi Sayın Ahmet Çamyar'a soruyorum. Ahmet Çamyar, Halk TV'den başkası yayınlayan yok. Biz yayınlıyoruz. Neden yayınlıyoruz? Sizi çok sevdiğimizden değil yani. Sevdiğimizden değil. Alakası yok. Sadece gazetecilik görevimizi yapmakla görevli olduğumuz için, mükellef olduğumuz için yayınlıyoruz. Bakın o gün binlerce para verdiğiniz adamlar bugün sizin bir satırınızı bile yazmıyorlar. Siz gördünüz mü Oktay Bey gazetede? Zaten bizden başka yorum yapan var mı zaten? Yok. Kınama yapan yok. Doğruysa yüzden, doğru diyen o yüzden, yok. O yüzden Sayın Çamyar kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz derler. Şu anda da yanınızda insanlar da aynı şekilde. Yani buradaki diğer basından bir farkı yok. Kusura bakmayın. Para ne tarafta? Onlar da o tarafta. O yüzden size bu yapılanların tamamı müstahaktır. Müstahaktır. Niye müstahaktır? Siz de sütten çıkma ak kaşık değilsiniz. Bunu herkes biliyor. Şimdi burada Hüseyin Dalga çıktı. Bize mafya yolladı. Eyvallah, tamam, hani bizim o kendi kabul etmedi ama yaptı da. Senin de yaptıkların ortada. Bizim ortada bir darp olayımız var mesela. Soru işareti senin üzerinde. Her ne kadar hukuk bunun üzerine kapattıysa soru işareti senin üzerinde. Yani o yüzden ekranlara çıktın da biraz dengeli konuş. Burada 130 bin kişi senin
orada rekor, sana gülüyor, gülüyor. Bazı konularda gülüyor. Gerçekten şimdi demin izlerken yanımızda bir arkadaşımız vardı. İçeride izlerken, bunu montaj izlerken. Dedi, peygamber ilan etmiş kendini dedi. Biliyorsun değil mi? Duydun. Ha? Evet. Peygamber, ya bu kadar da değil. Hani çuvaldızı iğneyi kendisi, çuvaldızın başkasına baktı. Yani millet bu kadar saf değil. Türkiye'de bu kadar saf değil. Biri, vatandaşın biri çıkar, bir aynaya baksın der ilk önce sizin için. Onu rezil olursunuz. Rezil olursunuz. Ha, bunun yanında sizi şu konuda da gerçekten destekliyorum. Size yapılan kumpastır. Size yapılan bir FETÖ operasyonudur. Ta o zaman söylemiştim. Bakın iddia ediyorum. Bu bir FETÖ operasyonudur. İçerisinde kimler vardır, kimler yoktur, o kendisi daha iyi biliyor. Burada lafa eveleyip gevelemeyecek. Aynı orada olduğu gibi. Çıkacak delikanlı gibi Sayın Çamyar. Ölmüş eşek kurttan korkmaz diye bir laf var. Doğru mu? Siz şu anda ağzınıza kuş tutsanız, ne yapsanız yapsanız, daha siyasi hayatınız bitti. Boşuna çabalayın. Siz şu saatten sonra sizi yıkanların tek tek isimlerini paylaşacaksınız. Kamuoyuyla bunları paylaştıktan sonra bunların da siyasi geleceğiyle ilgili, itibarlarıyla ilgili takdiri kamuoyuna bırakacaksınız. Çünkü siz peşinizde olanları, size kumpas yapanları hepsini biliyorsunuz. O yüzden diyorum ki bir yerlere tekrar geri dönmek amacıyla, siyasete devam etme amacıyla falan da filan amaçlarıyla bu işlere girmeyin. Objektif olun, net olun. Net olun. Sizden daha bu saatten sonra ne köy olur, ne kasaba. Bunu da bilin. Yanınızdaki 3-5 şarlatana güvenmeyin. O Sametler, Mametler filan var ya, girmeçler. Zaten onlar sizin burnunuzu boka soktu. Sokmayı da devam ediyor. Onlara da çok güvenmeyin. Onlara şöyle diyeyim size. Tek yazılık işleri var. Bakın. Şu kalem şöyle bir oynadın mı onun sokağa çıkacak halleri yok. Bir kere yanınızda gezdiğiniz adamların üçkağıtçı, dolandırıcı olduğunu devlet teşhir etmiş. Siz bunlarla yola çıkıyorsunuz ki bunlarla yola çıkanın itibarı da ne kadar olur? O zaman da açıklayamazsınız. Ahmet Çamyar'la ilgili bir kumpasa uğramıştır. Doğrudur. Ama kumpasa uğraması demek hani hiç de suçsuz anlamına gelmez. Vicdanlar da suçludur yani. Hukuki anlamda susuz ilan edilmiş olabilir ama. Neyse, bunu da çok fazla konuşmaya gerek yok. Bir görüntümüz vardı, onu alalım. Hastaneyle ilgili bir görüntümüz vardı, onu geçelim. Hastane geçelim isterseniz. Çünkü ama Oktay işi yorum yapmadı. Ben, beni bugün pas geçtiniz. Ben daha bunun üzerine hiçbir şey konuşmam. Oktay Bey, ben bir ara programda o son reklam öncesi son 5 dakikada yoktum gibi bir şey yani. Çünkü burayı takip etmeye, çözmeye çalışıyordum. Ondan evet. Kaynaklanıyor. Özür evet, Oktay Bey'den alalım. Topu size bırakıyorum ben. Ya ben sadece şunu yorumlamak istiyorum. Kirlenmiş bir siyaset hiç kimseye hiçbir şey vermez. Evet. Şimdi bu son yapılacak olan seçimlerde gündemde olan bir Z kuşağı var. Bugün dünyada Z kuşağından ne kadar bir gencimiz vardır ortalama? 20 bin vardır. Yoktur canım, o kadar yoktur. Vardır. 130 bin nüfus var yani. Hadi 10 bin olsun. Şimdi bu Z kuşağı dediğimiz bu gençler, sizin bu bugün anlatıyoruz ya sosyal medyada işte gündeme düşen bir sürü programlar ulusalda herkes gençler izliyor şimdi. Biri görevden alınmış, birine ayak oyunları oynanmış, öbürü işte şu yapmış, yok şöyle usulsüzlük olmuş mu? Ben size net bir şey söyleyeyim. Ben buradan AK Parti ilçe başkanına da olsun, belediye başkanına da olsun. Şu anda bu gençler size gülüyor. Biz böyle mi idare edileceğiz diye size gülüyorlar. Yani bu Z kuşağından size... Ama bunu sadece şeye demeyelim. AK Parti'ye demeyelim. Demin konuştuk ya. Diğer partiler için de geçer. Hepsi için geçer. Siyaset yapamıyor. Hepsi için geçer. Bir dakika. Ben şu anda diğer Z kuşağı dediğiniz kuşak şu anda kim idare ediyorsa ona bakar. Siz şu anda muhalefetteki hiçbir parti o gençleri idare etmiyor ki siz o gençler onlarla ilgili bir yorum yapamaz. Vallahi şu anda ben siyasetin kalitesine muhalefetin kalitesiyle eşdeğerde bakarım. Ben şu anda şuna bakarım. Sokaktaki genç, 20 yaşındaki gencin düşüncesi şu. Ya bizi bunlar mı idare ediyor diyor. Beni bu mu yönetiyor diyor. Yani beni ilçemde bu mu idare ediyor diyor. Yani yarın
Acaba nasıl bir oyun oynanacak? Gençler bunları şimdi bilgisayar çağına gelmiş gençlerden bahsediyoruz. Yani eskiden köylere doğru çıktığınız zaman televizyon yoktu, yol yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Ulaşım, bilgiye ulaşım zordu. Evet. Şimdi herkesin elinin altında telefon tıkır tıkır her şeyi internetten görüyor. Onun için bence bir sirkelenme zamanı, partinin, teşkilatın, herkesin bir sirkelenme zamanı. Ha, Ahmet Çamyar'a bir haksızlık mı yapılmış? Ahmet Çamyar'ın yerinde ben olsaydım bugün, bu haksızlık bana yapılmış olsaydı, bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. İsim isim kim varsa hepsini çatır çatır ortaya dökerdim. Hepsinin hakkında da dava açardım. Kendime en azından hakkı aldım. Hala beklentisi var arkadaşım. Bak, yani yok ki. Yürek yok. Yürek. Halk TV'de seyrettim. Bakın izledim. Orada programdaki moderatör müydü hangisiydi bilemiyorum. Şunu sordu. Dedi ki siz hala AK Parti'de üyeliğiniz devam ediyor mu dedi. Bakın çok farklı bir şey sordu. Evet devam ediyor diye cevap verdi. Şimdi siz eğer ki yapılmış olan bir haksızlık var da eğer ki isyanınız varsa sonuna kadar gitmeniz lazım. Bakın size bir ayak oyunu yapılmışsa ve bunun karşısında siz hakkınızı aramak için bir mücadelenin içindeyseniz ben şahsım adına söylüyorum arkanızdayım. Sizinle ilgili her türlü konuda da size yardımcı olmaya buradan medya olarak ben şahsım adına varım. Ha, belediye başkanlığı döneminizde bir sürü yanlış işleriniz olmuştur. Bunları da çatır çatır size vurmaya, söylemeye buna da varım. Bakın, yani elma ile armudu ayırt etmemiz gerekiyor zaten. Yani bugün sizin yani belediye başkanlığı yaptığınız dönemde AVM'yi biliyoruz, 15 Temmuz'u biliyoruz. Yani bunlar sizin böyle yakanızda gül olarak gezdireceğiniz çok güzel şeyler değil. Yani bana göre burada yapmış olduğunuz hata, ünyeye mal olmuş bir hata. Ama bunun yanında da size siyasi olarak yapılmış olan bir haksızlık varsa da bunun da sonuna kadar arkasında olmanız lazım. Biz de sizle beraber olalım. Evet. Suçlular kimse, haksızlığa uğrayan kimse kesinlikle yanında olalım. Suçlular da kimse ortaya çıksın. Kesinlikle. Şimdi bu kadar basit olmamalı bu iş ya. Olmamalı da. Şimdi, ama şimdi bir yandan bakarsak da adam da haklı. Adama kompas kuruldu yani. Tamam. Zaten şimdi, sıkıntı ne biliyor musun Can Bey aslında? Hı. Şimdi işin aslında netine gelelim, özüne gelelim. Aday belirleme sürecinde bir belediye başkanı adayı belirleme sürecinde eğer ki türlü türlü oyunlar oynanıyorsa oraya yerleşebilmek için işte sonundaki gelecek olan oyunlara da hazır olmak lazım. Eğer ki siz o zemini sağlam tutarsanız kimse size ayak oyunu yapamaz. Şimdi bir de Ahmet Çamyar'a niye gülüyorum biliyor musun? Aslında gülüyorum. Şimdi kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için Arif Ergün'e de muhaliflik yaptı şeyle beraber. Ya işte Hüseyin diyorum ya, yani ne ettiyseniz onu bulun. Şimdi Hüseyin Tavlı'yla beraber yaptı. Hüseyin Tavlı da geldi sizi yıktı. Yani bu kadar basit. Bunu sokaktaki çocuk biliyor, herkes biliyor yani. Bir dostumuzun bir sözü var. Hmm. Toprağını ekerseniz onu biçersin. Evet. Eğer o ki zaman Hüseyin Başkan da mı aynı şekilde olur? Yani şimdi Hüseyin Başkan daha kötü olacak çünkü olacak. Hüseyin Başkan daha kötü olacak. Niye daha kötü olacak? Onu size söyleyeyim şöyle. Şimdi bakın ben bu konuyu burada ilk kez açıyorum. Devamını bunu haberinde yapacağım. İçişleri Bakanlığı bakın. Öyle bir belediye başkanı düşünün ki. FETÖ ile ilişkisi var mıydı? Vardı. Geçmiş dönemde vardı. Vardı. Öyle bir belediye başkanı düşün ki yaralamaya karıştı mı? Karıştı. Öyle bir belediye başkanı düşünün ki 9 trilyon liralık faturayı onun haberini yapmadık daha yapacağız. Örtbas etti mi 2009 yılında? Bilemiyorum. Bu iddiayı da ben çıkacağım. Ama bu hafta yetiştirebilirsek araştırma yapıyoruz. Onunla ilgili de şeyimiz var. Haberimiz var. Etti mi tabii ki. Şimdi
bir de mafya olayı girdi sonunda, doğru mu? Şimdi bakın, bir insanda, bir insan denilen insanda, hani ahlaklı, edepli, kültürlü olacak ya, denilen insanda tam tersine olan özellikler. Bir, yaralama. İki, evrak üzerinde satıcılık. Üç, mafya. Üç, mafya. Dört, FETÖ. FETÖ. Beş, kibir. Şimdi, Cumhurbaşkanımız ne demişti? Kibir kuleleri olmayacak. Halkın onay verdiği insanlar olacak. Bu olacak, bu olacak. Şimdi AK Parti'ni karşımıza getirip başkan profili olarak koyduğu adam buysa, Ahmet Çamyar Evliya bunu yendi. Ben söyleyeyim yani. Bunları da diyeceğimi zannetmiyordum ama. Tamam da. Anladın mı? Hani bir laf var ya, giden geleni, gelen gideni aratır. Gerçekten de öyle bir durumdayız. Ben de kirlenen siyasetle çok fazla bir şeyle konuşmuyorum. Burada dediğimiz gibi Ahmet Çamyar'ın üzerinde mesela en azından bir darbe olayıyla ilgili bir soru işareti de vardır. Bunu da biliyoruz. Ya ben biliyorum da şimdi bunu böyle demek zorundayım. Hukuki boyutları var. Yani o yüzden diyorum ki Sayın Oktay Bey, ilk önce kendileri adil olacak. Adaletli olacak. Ondan sonra karşısından adalet bekleyecek. Bugün iç, bugün yerini sağlamlaştırmak için sen gidip Arif Ergün'e kumpas yaparsan, şu an Hüseyin Tavlı'da, Hüseyin Tavlı'da gelir sana yapar. Boşuna ağlamasın. Şimdi dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili işte Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? İşte şunu şunu yapmayın. Kibirden uzak durun. Gönül belediyeciliği, gönül siyaseti yapın. Şimdi eskiden bizim gençliğimizin başlangıç noktaları da bu arada sen hayırdır? Denize mi gittin? Benim bilmiyorum. Arkadaşlar benim görüntüyü inadına böyle denize gitmiş, tatilden gelmiş gibi ayarlamışlar. Tatile falan gitmedim. Öyle bir şey yok. Tatile gitmedim. Tamamen arkadaşlar öyle göstermek istiyorlar galiba ama benim teknik kamerada var galiba sıkıntı. Evet, bilmiyorum. Benim teknik kamerada var. Şimdi bizim 2000'li yıllarda bir deli yürek dizisi vardı. Yusuf Müroğlu kanunları vardı. Yusuf Müroğlu çıktı, kanunlarını okudu. Benim ekibimde olanlar dedi, bu kurallara, kanunlara uyacak. Ve uyuyorlardı. Ha, bu bir diziydi. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki işte şunlar şunları yapacaksınız. Gönül belediyeciliği yapacaksın. İşte şunu yapmayacaksın, bu yanlış, bu yasak. Anlatıyor bunu çoğu yerde, çoğu programlarda, mitinglerde anlatıyor. Ben şunu düşünüyorum, o zaman mitingde veya işte programda bunu anlatıp da arkasını döndüğü zaman da kameralara, halka ya siz, ben böyle dedim ama siz kafanıza göre takılın dedi. Ya da bu yaşanan, alttaki yaşananlardan hiçbir şekilde haberi yok bana göre. Evet. İşte çünkü ben orada de, bir eksiklik işte var. Ben de bunun üzerine Yunus Bey diyorum ki, iki hafta önce ben şöyle bir şey dedim. Sayın Cumhurbaşkanım, teşkilatlardan bir habersiniz. Bilgi almış olduğunuz adresleri artık değiştirin dedim. İşte o bilgi akışını sağlayanlardan var sıkıntı. Kesinlikle. Orada bir yerde sıkıntı var. Kesinlikle. Bir diğer bilgi aldıkları noktalardan kesinlikle Cumhurbaşkanı'na doğru bilgi verilmiyor. Çünkü herkes kendi çıkar ve menfaat ilişkilerine düşmüş. Herkes kendi sevdasına düşmüş. Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler doğru gitmiyor. Bu sadece burası için de geçerli değil. Ordu için de geçerli. Evet. Hepsi için geçerli. Peki, ordu dedin de, şey geçelim mi? O Hilmi Güler'in bir açıklaması var. Bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra. Hı. Şimdi az önce dediniz ki Ahmet Çamyar'a sordular. İşte üyelik devam ediyor mu AK Parti? Evet. Eğer kişinin içerisinde gerçekten dava aşkı varsa üyeliği devam eder. Bu normaldir. Ama davanın istediğim prensiplerde devam etmemesi noktasında üyeliğini iptal ettirebilir. Ahmet Çamyar üyeliğini iptal ettirebilir. Ne zaman iptal ettirebilir? 10 tane aday adayı 2 ay boyunca sokaklarda biz aday olacağız diye yarışıp da 2 ay sonrasında hiç alakasız bir insan oraya tutturulduğu zaman da kusura bakmayın kardeşim benim davam bu değil, böyle bir sisteme de davada çalışmıyorduk deyip istifa eden oldu mu? Olmadı. Ahmet Arif Hocaoğlu haricinde olmadı. O zaman Çamyar'ın da istifa etmesine gerek yok. Bana göre. Şimdi işin çünkü bu işler hep
Yani işin, davadan çıkmış bana göre. İşin ilginç tarafı, yerele bakarsak, genelde de böyle de, yerele bakarsak, AK Parti'ye bir dönem başkanlık yapıp daha sonra veya bir dönem görev yapıp da daha sonra hep başka partilerden aday oluyorlar. Mesela şimdi Ahmet Arpacıoğlu var. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönem İYİ Parti'den olma durumu söz konusu. Şimdi Enver Yılmaz var mesela. Enver Yılmaz, Ahmet Çamya var. Onun da Deva Partisi ile temasta olduğunu ben biliyorum. Görüştüklerini, yani orada o şey yaptıklarını da biliyorum. Onun dışında mesela İdris Naim Şahin vardı mesela, hemen akabindekine gitti başka partiden, Saadet'ten şey yaptı. Yani AK Parti'yi bırakan harbiden karşısına geçip bir rakip oluyor. İnadından mı rakip oluyor? Hani yani şey almak için mi, rovanş almak için mi rakip oluyor? Kendini yoksa gerçekten bir hata mı görerek rakip oluyor, onu da bilmiyorum. Yani onu da önümüzdeki günlerde görürüz herhalde. Kendisine siyasi bir güç görebilir. Ali Kuru yazmış. Muhalefet partileri korkuyor diye söylemler oldu. CHP ilçe başkanı bu konuların ekseninde mutlaka basın toplantısı yapacaktır. Lütfen bunu dikkate alın demiş. Korkuyordan ziyade biz şunu söyledik. Yine tekrarlayalım cevaben. Yereldeki siyasetçiler yerelin konularını değil de genelin konularını işlemeyi tercih ediyorlar. Genelde Cumhuriyet Halk Partisi için söylemek gerekirse işte 128 milyar dolar nerede dövizlere asılıyor, işte 10 milyon dolar nerede deniliyor, işte değişik şeyler işleniyor ama yerele inildiği zaman da yereldeki siyaseti ilgilendiren konularda biraz daha sessiz sakin kalmayı tercih ediyorlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli değil, bütün siyasi partiler, muhalefetteki yer alan bütün siyasi partiler için geçerli. Bir siyasi parti çıkıp esnaf ziyareti yapmayla veya işte geneldeki bir konunun basın açıklamasını basını çağırıp da kağıttan okuyarak siyaset yapmak zorunda değil. Böyle bir siyaset ne bize muhalefet kanadında fayda getirir ne de iktidar kanadına fayda getirir. Biz hiçbir şekilde böyle bir siyasette siyasetçi de istemiyoruz. Benim daha öncesinde şöyle bir söylemim var. Ben bir gün en son kızmıştım. Dedim ki arkadaş ben hiçbir şey istemiyorum. Ünye çok güzel. Niye çok güzel? Biz anlatıyoruz şu eksik, bu yapılması lazım. Bunu büyük şehirden isteyelim, bunu küçük şehirden isteyelim. Biz bunları anlattıkça herkes izliyor. Yani izlemekte yetiniyorlar. Hiçbir muhalefet partisi çıkıp da şunu da istiyoruz demiyor. Bunu niye yaptınız demiyor. Ama bazen amansız çıkışlar yapılıyor. Yapılacak olan hizmetin önü durdurulmaya çalışılıyor. Yeri ve zamanı belirlenemiyor belki. Bu konuda çok eksiklikleri var. Yereldeki muhalefette aşırı derecede var. Biz onu dile getirdik. Hadi Bey'e ben şöyle bir şey diyeceğim. Hadi Bey. Ünye küçük bir yer. Şimdi siz korkmuyoruz falan diye muhalefetin korktuğuna falan inanmıyorum deriz ama buradan 3 tane sonuç ortaya çıkar. Ya korkuyorlar, ya koruyorlar, ya da işi bilmiyorlar. Yani. Üçünden birini seçebilirsin. Evet. Evet. Peki devam edeceğiz efendim. Sırada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'in bir konuşması vardı. Malumunuz bu hafta içi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi gündemdeydi Ordu bölgesinde. Ve tabii ilçelerinde de aynı şekilde takiple izlendi bu konu. Ordu'da bir çökme operasyonu var gibi durum var. Bununla ilgili de Sayın Mehmet Hilmi Güler'in bir açıklaması var. Arkadaşlar hazır galiba. Görüntü izleyelim, onun akabinde devam edelim. Bunların hepsini ben aşağı yukarı meclise söyledim. Hı hı. Ya arkadaşlarımız anlamada herhalde bazı eksikleri var. Veyahut da Türkçe'de var. Çünkü bunların hepsini teker teker açıkladım. Ve hepsini de açıklamaya hazırız gene de. Yani isterlerse buyursunlar, gelsinler. Hep beraber inceleyelim. Denetleme yetkileri var, imkanları var. Şöyle bir şey yok. Hatta bazıları çok komik. Yani komik olduğu için anlatasım da gelmiyor. Çünkü bu sefer seviye düşecek. Çünkü bahsettikleri konular aynı zamanda kendilerini de ilgilendiren konular. Yani şikayet eden adam aynı zamanda iş takip yapan bir adam mesela. Ben burada etik değerleri öne çıkaracak bir birim oluşturdum. Yani burada erdemli davranışları geliştirme birimi oluşturduk. Böyle bir şeyi teşkilat şemasına koyan bir kimse bu tip şeylerde herhangi bir hata yapabilir mi? Bütün arkadaşlarımız gayet aklı başında, gayet güzel çalışmalar yapan, düzgün çalışmalar oluşturan kişiler.
Evet, Ordu'da biraz karışık tabii ki. Ordu'da da sen İl Mügüller'e karşı bir cephe var. Bu ister istemez illaki bu olacaktır. Muhalif düşünenler olacaktır. Muhalif yazanlar olacaktır. Muhalif değerlendirenler olacaktır tabii ki. Önemli olan burada yapılan muhalefetin, yapılan hizmetin aslı aslarına olup olmaması. Tabii ki önemli olan bu. Sen İl Mügüller de bununla ilgili zaten hafta içerisinde bir basın açıklaması yazılı olarak düzenlemişti. Bunu basına, medyaya dağıttı. Basın da tabii ki aktardı bunu aynı şekilde. Ordu'da neler oluyor? Ben buradan yine sağ taraftan Can Bey'den başlamak istiyorum. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Burada Sayın Hilmi Güler Bey'e sonuna kadar hak veriyorum. Ve de kendisi de çok tecrübeli ve zeki bir siyasetçi. Bunlara da yol vermeyeceğini de biliyorum. O yüzden zaten bu noktalar geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medyaya çıktığından beri eline fotoğrafı, eline telefonunu alan veya krevenin başına geçeni yazıyor, döktürüyor değil mi? Ama hata şu. Bunları kamuoyu gazeteci olarak biliyor. Oraya yazıyor, örnek veriyorum size. Atıyorum Ünye Haber yazıyor, atıyorum Çaybaşı Haber, atıyorum bilmem haber logosunu koyduğun zaman o adam evde yatarak kalkarak haberci oluyor. Şimdi bu algıyı da yapanlar ve bunlara prim tanıyanlar başta Envar Yılmaz, o dönemin belediye başkanı oldu ve biraz da Hilmi Güler oldu. Hilmi Güler. Niye? Bak açık. Envar Yılmaz zamanında bir Tomakin diye bir adam vardı. Neydi? Mustafa Tomakin. Mustafa Tomakin. Durmadan Enver Bey yazıyordu. Ha, yazdığı konularda haklı olduğu taraflar da vardı. Ama belli bir noktadan sonra hatırlarsınız ki o dönemin Sedat Peker'ine benim abim diyordu değil mi? Öyle bir noktaya gelmişti yani. Bu noktaya gelmişti. Şimdi buradan bu arkadaş Enver Yılmaz'dan nemalanmıştı iddialara göre. Yaza yaza daha sonradan çevirdi. Farklı taraflara döndü falan filan. Kalemini farklı hedeflere döndürdü. Şimdi bu adam gazeteci ilan edildi. Bu adam bir yerde köşe yazarlığı var mı? Bir yerde yazmıştı var mı? Sadece benim bildiğim kadarıyla bir yerde köşe yazısı yazdı. Hatırladım kadarıyla onun dışında yazmadı. Sonra bundan nemalanan baktı ki bundan prim yapılıyor insanlar. Bir tane SG diye Ahmet Çamyar'ın da çok kullandığı gazetecinin yanından geçmeyen bir tane resmi olarak da dolandırıcı kaydı olan. Ahmet Çamyar'ı çok kullanıyor. Hala kullanıyor. Halk TV'ye çıkarken de kullandı. Hatta Halk TV'de kendisini gazeteci ilan etmiş. Nerede yazdığını da bir söylese veya nerede gazetecilik yaptığını da söylese yani ondan sonra bu. O zaman bir Ünye'li yine bir eskitme bir asubay şeyi var. İsmini söylemeye gerek yok. Bunlar zamanla bunu da adam eden şeydir. O da aynı merdiven altıydı. Sosyal medyada atan tutan yazıp sonra 10 dakika süslen biz niye biliyorsunuz. H.Y. Bunu tanıyorsunuz. Asubay evdanlıktan korkma. Bunu da Gazi demeyelim orada. Yok. Gazi iş üçkağıt. Gazi demeyelim. Değil yani. Demiyor. Birçoğu Gazi. Gazilik alabilmek için çok uğraşıyor da. Şimdi kovulan adama gazilik vermezler yani. Şimdi onu da şu anki Hüseyin Tavlı piyasaya karşı kullanırım diye büyüttü, etti, getirdi. Malum olan bir TV kanalına yamadı. Verdi. Şimdi bu isimler, bu bölgemizdeki bu üç tane isim, SG, HY, bir de MT. Biliyorsunuz isimleri, kamuoyu. Şimdi bu isimleri siz yazıyor, çiziyor diye yol verirseniz, bu isimleri siz Enver Yılmaz zamanından olduğu gibi ya sussun da bir şeyler veririm derseniz, bugün geldiğiniz nokta bu olur. Kardeşim, benim yanlışım yoksa, ben niye yani karşımdaki adama prim kazandırayım ya? Niye vereyim yani sus payı olarak? Niye bir yerleri vereyim? Niye şey yapayım? Niye kafe vereyim veya niye atıyorum para vereyim? Veya niye şey yapayım yani ona daire alayım, araba alayım? Bunu eski belediye başkanı da yaptı. Zaten o açtı bu yol. Hem Ahmet Çamyan'ın suçu vardır burada. Hem de Enver Yılmaz'ın suçu vardır. Bu adamları açtılar. Şu anda yine bu memleketin başına bela var. Bakın Hilmi Bey çıktı ne dedi? Biz dedi o adamları dedi biliyoruz dedi. O adamları dedi
kendi işlerini takip ediyorlar. Bilakis dosya takip ediyorlar. Bugün yerel televizyonu açın bakayım. Açın bakın, bakın. İsmini söylemeyeceğim. Bir tane bir sigortacı, televizyoncu arkadaş var. Sigortacı, televizyoncu, orada. Her dönem aynı işleri yapıyor. Enver Yılmaz'da da aynı işleri yaptı biliyorsunuz. Enver Yılmaz'da da nemalanmak için demediğini bırakmadı, yaptı, yaptı, yaptı. O gün bile ben dedim ki çıkıp, arkadaşlar bu sigortacı arkadaşa inanmayın. Bu sigortacı arkadaş işi göründüğü zaman susacak dediğimde Enver Yılmaz görevden aldıktan sonra Enver Yılmaz'ın programlısını yapmaya başladı. Olumlu şekilde. Evet yaptı. Enver Yılmaz gibi adam yok dedi. Enver Yılmaz gibi başkan yok dedi. Gelenler olmaz dedi. Şu dedi, bu dedi falan dedi filan dedi. Hilmi Güler gelirken de bir ton Hilmi Güler adına yazı yazdı. Neler neler yazdı. Şu anda aklımda bazıları aklımda ama söylemeyeceğim buraya. Hilmi Güler'e olan saygımdan dolayı söylemeyeceğim. Neler yazdı adama, adama neler dedi. Adama bunaklıkla mı suçlamadılar? Adamı yani başka şeylerle mi suçlamadılar? Neler nelerle suçlandı? Ama bugün gelip görüyoruz, bakıyoruz ki aynı dertler maalesef maalesef yine Hilmi Güler'in başına bu dertlerle uğraşıyor. Şimdi ha Hilmi Güler'den bu arkadaş ne istemiş onu da söyleyeyim size. 5 milyon lira. Evet gözümüz öyle açılır işte. 5 milyon lira para istemiş bakın. 5 milyon lira para. Daha doğruysa yazık. Bakın ben şunu söyleyeyim. Bu arkadaş dediğim ismini vermiyorum. O bende saklı. Ama bu arkadaşlardan biri bu arkadaşlardan iddiadır biri bana göre onun için isim belirtmeye gerek yok. Para istemiş. Ha bu bir iddiadır. Ama tabii istenen paranın iddiadan öte de söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü biliyorsunuz ne yolsuzluğun ne rüşvetin belgesi olmaz. Ama şunu açık yürekliyle söyleyeyim. Buradan Sayın Hilmi Güler'in arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Hiçbir zaman hiçbir şeyinden bu devletimizin yararlanmadık. Menfaatimiz olmadı. Dimdik durmaya devam ettik. Ama Hilmi Güler orada bir önceki programda dedi ki bize kimse çökmeye kalktılar. Kimse çökemez dedi. Buradan o arkadaşlara söylüyorum. Devlete çökmek garibanın namusuna çökmeye benzemez. Bir gün devlet gelir, bir gece gelir. Şaşırır kalırsınız. Benden söylemesi. Bir deli de çıkar. Bir meczup çıkar. Sizi Ulusal TV'de bir reklam eder. Ne yediğinizi, ne halt ettiğinizi. O zaman da buradan kapatır, çekip gidersiniz. O yüzden diyoruz herkes haddini bilsin. Herkes bu devletine sahip çıksın. Her Hilmi Güler on numara icraatlar yapan bir adamdır. Benim gözümde her ne kadar burada üyeden provoke edilse de ben provoke edildiğine inanıyorum üyeden. Hangi merciler olduğunu kamuoyu zaten biliyor. Hilmi Güler'e destek vermemiz gerektiğine inanıyorum ve dediğine katılıyorum. Yani kısacası gazeteciliği. Gazetecilik çok ucuz olmuş ve artı yani para almadan kimse kimseye bir şey yapmıyor ya. Böyle bir şey yok yani. İş ona dönmesi üzücü maalesef. Peki Oktay, size dönüyorum. Valla ben fazla çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü artık tamamen kirlenmiş. Yani ne konuşacaksın yani? Ne konuşalım şimdi şeyle ilgili? Evet. Yani cümle bile kuramıyorsun ya. Yani bu kadar kirlenmiş bir siyasetin içinde basın da kirlenmesi normaldi. Yani valla ben ama bak demin dedim de 20 yıldan beri bu işi çizesin Yunus Bey. Bu adamları gazeteci yerine koydular ya, ben de şaşırdım. Maalesef oluyor. Zaman zaman şöyle düşünün. Bugün bir Orhan Gencebay vardır. Bugün bir Neşet Ertaş vardır. Evet. Müzik, sanat dediğiniz zaman da bugün ismini vermemize gerek yok. Geçen gün çıkıp bir gün, iki gün sonra unutulan sanatçılar da vardır. Onun gibi düşünün. Hakkıyla bu işi yapamayan zaten uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Sadece masa başından, hele de sosyal medyanın olduğu bir dönemde hakkıyla gazetecinin hakkını veremeyen kişiler sadece sosyal medyadan yazarlar, çizerler. Başına bir semtin, şehrin, kentin ismini koyarlar. Sonuna da haber derler. Yaparlar. Yapıştır, kopyala yapıştır. Haberciliği deriz biz buna yıllardan beri. Öyledir bu işin aslı. Bunu yapanlar vardır. Amenna. Hilmi Bey noktasında
Şimdi bir yorumum var. Onu okuyacağım. Adnan Sobu yazmış. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum dostlar demiş. Teşekkür ediyoruz Adnan Başkanımıza da. Selamlarımızı iletelim buradan. Hilmi Bey her zaman sevgi ve saygıyı hak eden bir başkan. Ancak liyakatsız alt yönetimden eksikliğinin sonucunu yaşıyor maalesef demiş. Şimdi ben Hilmi Bey'i 2002'den sonraki sürecinden çok iyi biliyorum. İşte bakanlık yaptığı dönemde de Ünye'deki ziyaretlerinden de çok iyi biliyorum. Hilmi Bey nasıl bir insan? Gayet mütevazi. Efendilik, işte o saygınlık. Yani ister istemez bazı insanlar vardır. Yani ne kadar üstünüz olursa olsun yakaylık kesiniz gelmez. Ama bazı insanlar vardır. Hani otomatik olarak, refleks olarak o insanın karşısında sevgiyle, saygıyla yakaylık dersiniz. O tarzda bir insan Hilmi Bey. Bu noktada Adnan Bey'le aynı fikirdeyiz ama alt ekiplerde eksikler var mı? Ciddi anlamda eksikler var bana göre. Neden eksikler var? Bakıyoruz geçtiğimiz hafta Ünye'de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilk açılışı yapıldı. Neydi açılış? Türbe. Yani Ünye için türbenin açılışının yapılması, 2 yıl sonrasında bir türbe açılışı yapılması büyük bir eksiklik. Bunda Hilmi Bey'in hatası var mı? %5 Hilmi Bey'in hatası var. %95 bizim Ünye'de siyaset yapan, iktidarda, muhalefette, yönetimde, orada, burada siyaset yapanlar ve Hilmi Bey'in alt kadrosunda bu işleri takip etmesi gerekenlerde hatalar, eksiklikler var. Çünkü Hilmi Bey çıkıp da 19 ilçe ve Ordu merkezi tamamını oturup nerede ne eksik var, ben oturayım işte bugün bunu yapayım, yarın bunu yapayım deme şansı yok. Hilmi Bey... Bunu düşünmesi gereken Bey, alt birimler, alt noktalar, istenilen hizmetler. Hilmi Bey röportajında şey söyledi. Bendir kadronanım ben derim. Aynı kadroyla sonuna kadar gideceğiz dedi. Burada şunu kaçırıyoruz bakın. Şunu gözden kaçırıyoruz. Şimdi bir siyaset adamı, normalde bu başkan konumunda olan bir adamın halkla ilişkilerin iyi olması gerektiği kadar normal bir şey var mı? Hı. Şimdi bir talepte bunun halka yok kardeşim kesin kes olmaz deyip tersleme şansı var mı? Yok. Ama bir de gerçekler var. Bakın gerçekler. Şimdi burada Oktay Bey başkan olduğu yerde ben de onun altında alt kademede bir insan olarak muhatap o işi yapacak insan olarak yani ister istemez o işi olmadığımı kırabilirim. Bu demek değildir ki altyapıdaki insan kötü veya yeteneksiz demek değildir. Şimdi aynı şekilde biliyorsunuz bizim yeni en önemli değerlerinden biri olan Nihat Bey görevli değil mi danışman olarak? Tabii. Danışman olarak görevli. Şimdi Nihat Bey'e söylediğimiz bir şeyin olma ihtimalinin oranı çok değil. Danışman çünkü orada. Doğru mu? Ama ben Nihat Bey'e söyledim Büyükşehir'e ama yapılmadı deyip Nihat Bey'e küsmenin bir anlamı var mı? Hayır canım. Yani demek istediğim ne biliyor musunuz? İşte o da bir yere bağlı. Ha, şimdi anladınız değil mi demek istediğim? Tabii. Yani burada şunu bir kere görelim. İmkansız istekler olursa bunun kabul edilmemesi demek. Hani bir laf vardır ya bir insanı 99 kere sırtından açırsın bir kere indirsin kötü olur diye. Buradaki durum bunu karıştırmayalım. Yani elma ile armutu karıştırmayalım. Elma ile armut diye şimdi konuşmayayım, konuşmayacağım ama. Ben tamamen şu yönden istiyorum abi. Ben Ünye'de hizmet isterim. Şimdi Fasralı Fasra'da hizmet ister. Bunu Büyükşehir adam Belediyesi'nden nasıl hizmet etsin? Neylerle uğraşıyor? Yerel Belediyesi'nden görmüyor mu? Neylerle uğraşıyor? İşte onlarla uğraşmaması gerekiyor. Şimdi onlarla uğraşmaması gerekiyor. Şimdi konuşmayacaktım ama neyse konuşalım bari. Dayanamadım diyorsunuz. Yine söz sizde o zaman Oktay Bey. Şimdi Hilmi Bey Ordu'ya bir abi olarak geldi. Evet. Siyasi tecrübesi gerçekten had safhada yüksek olan, siyasete doymuş, kariyere doymuş, bu işi artık zevkine yapacak olan bir kişi pozisyonunda Hilmi Bey. Şimdi tabii ki bir önceki dönemdeki bir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gördük. Hilmi Bey'i ikisini yan yana getirdiğin zaman geceyle gündüz gibi. Yani aynı geceyle gündüz gibi. Şimdi bir tarafta babacan yapısıyla bir Hilmi Bey, evet. Diğer tarafta kabadayı varisiyle herkesi hakaret eden ya da aşağılayan bir Enver Bey vardı. Evet. Yani o zaman memnundular mı? Herkes soruyorum. Herkes memnunmuş o zaman. Bak Hilmi Bey şimdi burada babacan yapısından evet. Duruyor ya. Efendim. Hilmi Bey aslında orduyu idare edemiyormuş. Enver Bey aranıyormuş. Lan Türkiye idare etti bu adam ya. Yani koskoca bir enerji bakanından bahsediyoruz. Yani bu memlekette hizmetleri olan bir insandan bahsediyoruz.
Şimdi Hilmi Başkan'ı hataya düşüren bir ekip var. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Hilmi Bey tabii ki 19 tane ilçeyi bahsettiğiniz gibi tek tek her şeyle yetişebilecek bir pozisyon yok. Ne yapmıştır? Ben patronsam her tarafa birimlere bir amir yerleştirmişimdir. Bu insanlarda briefing alırım. Neler oluyor, neler gidiyor öğrenirim. Doğru mu? Bu işin sistemi budur evet. Zaten. Şimdi Hilmi Başkan ekibini kurdu ama ekibinde sıkıntı yok mu? Var. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Ekibinde sıkıntı var. Ne kadar orada televizyondan işte ben bu ekibimle beraber sonuna kadar devam edeceğim dese de bir yerlerde sıkıntı var Sayın Başkan. Yani siz ne yaparsanız yapın bir yerlerde sıkıntı var. Ben şimdi mesela 19 ilçe bazından ziyade bizim ilçemizle ilgili de olsun birçok proje var. Şu anda hazırlanmış projeler var. Çizilmiş, hazırlanmış proje var. Bu projelerin hayata geçemiyor. Yani bu memlekette şu anda yapılması gereken kilit noktalardaki Ünye'nin çevresini aşacak projeler hazır şu anda. Çizilmiş hazır. Hayata geçecek geçmiyor. Niye geçmiyor? Çünkü Yunus Bey projeyi çizmiş, hazırlamış, başkana vermiş. Ben diyorum ki ben bu projeyi eğer başlattırırsam Yunus Bey ön plana çıkar. Sayın Başkanım, bazı konuları çok derin incelemesi lazım. Yani birileri çalışıyor gibi görünerek birbirlerinin altını oyan bir sistem var orada. Bakın, bunun zararını ilçe bazlı olarak düşündüğümüzde bizler yaşıyoruz. Biz çekiyoruz bu sıkıntıyı. Bakın size samimi söylüyorum. Çizilmiş bir sürü projeler var, uygulamaya koyulacak projeler var ve hayata geçirilmiyor. Peki ben de sana size bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi Büyükşehir'de, üst kademede bulunan benim bildiklerim bir kişi daha vardı galiba da ismini unuttum. Şimdi sayıyorum. Adem Atik. Evet. Sefa Okutucu. Evet. Asım Suya Batmaz. Hı hı. Evet. Abdülkadir Hatipoğlu. Diğer senin de danışman diyelim. Evet. Şimdi bunların sizce hangisi Ünye'yi baltalıyor? Bunların hangisi Ünye'yi baltalıyor? Hangisi Ünye'yi baltalar? Baltalar. Ben hiçbirinde Ünye'yi baltalayacağını zannetmiyorum. Şimdi... O zaman nerede eksiklik var? Şimdi, burada nerede eksiklik var biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bir kere ordu siyasetine çok çabuk kanıyoruz. Ordu siyaseti bu adamları zaten istemiyor. Bakın. Bu adamlar ordu siyaseti bu adamları Ünye'ye megoyasını istemiyor. Bunu Numan Bey ile başlattılar. Yani sizin saydığınız isimlerin haricinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olan amir pozisyonda olan kimse yok mu? Nasıl vardır yani onu demek istiyorum. Aklıma gelenler diyor. Siz ön planda olan. Siz Ünye'li bazda düşündünüz. Ben Ünye'li bazda ön planda şimdi olan bakın, isimler bunlar. Ama ekip derken bunlar A kadrosundaki insanlar. Hilmi Bey. Şimdi ekipten ekibe değişir. Ekip dersiniz en alt kademedeki de ekibin parçasıdır. Ama ben burada Hilmi Bey baltalayanların bu ekibin olduğunu, bu ekip değil de Enver Yılmaz'dan kalan belediyenin içerisindeki kişilerin olduğuna inanıyorum. Çünkü şimdi size en basit örneğini vereyim. Şimdi bu ekipten hangisi Hilmi Güler'le ilgili bir dosyayı basına sızdırır? Ne menfaat olur? Ne menfaat olur? Hiçbir menfaat olmaz. Çünkü niye? Hilmi Güler var olduğu sürece onlar orada var olduklarını bilirler. Hilmi Güler gittiği anda hepsi de gider. İşte o dosyayı sızdıranlar, hani başkanın dosyaları sızmıştı bir yere. O dosyayı sızdıranlar her zaman ya ordu siyasetinin içerisinde bazı grupların adamları belediyenin içerisinde ya da Enver Yılmaz'dan kalma adamların grupları. Almış adamların grupları. Şimdi örnek veriyorum. Siz bir yere müdürsünüz. Ekibinizi getirdiniz. Beni getirdiniz. Yunus'u getirdiniz. Diğer arkadaşlarınızı getirdiniz. Şimdi ben sizin aldığınızı oyduğum andan itibaren siz gittiğinizde ben de giderim. Çünkü yeni gelecek olan adam ekibini kendi getirir.
O yüzden buradaki zarar bence bunlardan değil de neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunların bazıları iş bilmezliğinden olabilir. Ya da tecrübesizliğinden olabilir. Tecrübesizlik daha mantıklı olur. Şimdi bak size en basit örneğini söyleyeyim. Bir milletvekili çıkıyor, bas bağırıyor. Diyor ki beni diyor şeyle görüştürmüyor. Hilmi Bey'le görüştürmeyen bir özel kalem var diyor. Doğru mu? Hı-hı. Özel kalem var diyor. Hilmi Bey bunu sizce duymuyor mu? Yani bu milletvekilinin söylediğini hiçbir televizyon izlemiyor. Hiçbir bir yerde konuşmasına rast gelip de ya gel buraya arkadaş bu adam benimle görüşmek istiyormuş da sen görüştürmüyor musun demiyor mudur sizce? İşte bakın, ben söyleyeyim size. Ayak oyunları. Ben söyleyeyim size. Ayak oyunları. Böyle bir şey imkanı var mı? Bir özel kalem müdürü veya bir benim altındaki kişi benim görüşmek istediğim biriyle beni görüştürmenizlik yapamaz. Ben önce derim ki Yunus Bey derim. Bu adam gelince beni yok de. Doğru mu? O yüzden kimse kimsenin burada demagoji yapmasın. Kimse kimseyi de kandırmasın. Burada bak burada maalesef ordu siyasetine bu pırıl insanları teslim ediyoruz. Bu ordu siyasetinin yanında buradaki yerel siyaset yok mu? Bunların bakın şuradaki isimlerin bak şurada söylediğim isimlerin buna Nihat Şen de dahil olmak üzere bugün Hüseyin Tavlı'nın önüne koyalım. İddia ediyorum hemen hemen hepsinin üzerini çizer. Şu isimlere Nihat Şen de dahil olmak üzere büyükşehir görev vermiş doğru mu? Evet. Ünye Belediyesi'nde İlmi Bey, Hüseyin Bey görev verir mi? Bu isimlere mi? Evet. Vermez. O soru çıktı işte. Şimdi buradan ne çıkıyor? Şimdi buradan bana göre çıkan biz yok. Ben var. Şimdi ben ben olduğu bakın, sürece biz hiçbir şekilde ben size çok basit bir örnek vereceğim şimdi. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Ünye'de bisiklet yolu var mı? Var. Yapılıyor mu? Evet. Yapılıyor. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı siz oldunuz. Evet. Şimdi. Ama burada harbi konuşacağız evet, şimdi. Evet. Harbi konuşacağız. Şimdi bisiklet yoluyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Ünye'ye geliyor. Siz Hilmi Bey'in bisiklet yolu ile ilgili bir gezi yaptığını düşünüyor musunuz? Bisiklet yolu ile ilgili görüşlerimi söyleyeyim mi ilk önce? Bak ben bir şey anlatayım. Yok, gezdi anlatayım. Gezdi oraları dolaştı. Bence gezmedi. Geçen hafta gezdi. Bakın. Sahil boyunca komple gezdi geçen. Bak şimdi. Gezdi onun kafasında soru işaretleri var bana kalsa. Bisiklet buradaysa insanlar şimdi bakın. İnsanlar burada. Şimdi. Hani Nasrettin Hoca demiş şimdi, ya. Kedi buysa arkadaşlar. Hilmi Bey'i onun burada, farkında. Hilmi Bey'i burada Ünye sahilinde. Bir şey diyebilir miyiz? Yok. Yapılan projenin işte bir hatalı konuda, bir proje olduğunda bunun hata, bu hatanın kime mal olacak? Gözden kaçan bir nokta var. Size onu bir kendi görüşümle bir bildireyim. Bakın gözden kaçan nokta şu. Bizim bisiklet yolu en çok nereye yapıldı? Belki yer olarak. Otogarla Tabakhane arasında yapıldı. Doğru mu? Hı. En büyük güzergah buraya yapıldı. Uzun güzergah. Doğru mudur? Buraya kadar hemfikir miyiz? Evet. Buranın vaktinde kaldırma ihtiyacı var mıydı? Vardı. Eskiydi kaldırma. Biz bile gidemiyorduk yani engelli olarak gidemiyorduk. Kaldırma ihtiyacı var mıydı? Vardı. Burası şu anda şekil itibariyle eksikler olmasına rağmen, geçen de açıkladık ya denize inme yerleri, merdivenleri filan eksik olmasına rağmen, burası şu anda kaldırım olarak baktığımızda güzel mi? Evet. Bisiklet yolu olarak bakmayın. Kaldırım olarak baktığımızda. Kaldırım olarak baktığımızda şu güzel. En güzel yer. Şimdi devam ediyorum. Bisiklet yolu 7 trilyonluktu galiba. 7-9 trilyonluktu. 9 milyonluk. Avrupa Birliği siz de biliyorsunuz Oktay Bey. Evet. Avrupa Birliği'nin programıydı. Doğru mu? Yani bunu yaptık. Yapmadık. Bizden gidiyordu. Anlatabiliyorum. Burasını adını bisiklet yolu olarak yapıp güzelleştirdikten sonra ya illa bisikletle binmenize gerek yok ki. Fıstık gibi kaldırımınız oldu yani. Nitekim bir belediye başkanı gelir. Aynı Ahmet Arpacıoğlu'nda olduğu gibi bisikleti gezmeyi yasaklıyorum. Abicim yani. Sen şimdi o zaman diyor ki sen o zaman oranın bisiklet yolu olmadığını herkes biliyor. Hayır bir dakika. Şimdi bakın Oktay Bey bisiklet yolu olmadı. Sen şimdi şu yolu asfalt yapalım diyorsun tamam mı? Yaya burada daha fazla diyorsun. Burada Mercedes'e binmeye gerek yok abi diyorsun. Yani arkadaş böyle bir şey var burada mı? Bisiklet yolunun olmadığını herkes biliyor.
O yolun, o kaldırımın bisiklet yolu olmadığını herkes biliyor. Anlatabiliyor muyum? O yönden baktığınız zaman sıkıntı. Arkadaş ben şunu söylüyorum. Diyorum ki peki, burada hibe programı da olsa burada bir proje var. Bu proje hatalı bir proje. Hilmi Bey'e aktarılmadan bu proje bence uygulamaya geçirildi. Hilmi Bey'in ileride Ünye'de vatandaşla sorun yaşaması kesin yani gözüyle peki, bakıyorum. Size bir şey soracağım. Niye böyle bir hataya yol açıldı? Peki bir şey soracağım. 3 ay sonra bisikletle gezmenin yasak olduğunu söylüyorsa. Var mı öyle bir şey? Niye? Avrupa Birliği projesinden yaptığın bir projeye ben bisikleti kaldırıyorum buradan. Hadi açıklasana. Bir kaza oldu. Hadi yapsana. Her şey olabilir. O zaman adama ne derler biliyor musun? Kardeşim sen burayı yaparken bu sahili 1 metre, 1,5 metre daha niye genişletmedin? Adama sorarlar o zaman. O zaman da izin vermediler. Kim vermedi? Can Bey'in dediği gibi burası kaldırım. Evet. En azından kaldırım. Neyse ben çok aslında fazla konuşmayayım. Ben şimdi çok konuşunca birilerine dokunuyorum yani. Çünkü. Olmuyor. O peki zaman, dönüyorum tamam. Ben şimdi sevgili izleyenler. Ünye Devlet Hastanesi'ne. Ünye Devlet Hastanesi ile ilgili hafta içerisinde Can Bey'in Kaptan Köşkü programında hatta darp olayıyla ilgili olarak yine bir taraf darp edildiğini iddia eden hasta yakınının avukatı da vardı. Konuyu orada detaylı bir şekilde aktarmıştı. Ve orada bir görüntü yayınlandı. Eğer o programı izlemediyseniz bugün bizimle izleyeceksiniz bu görüntüyü. Ünye Devlet Hastanesi'nde hasta yakını, hastanın kızı ve hasta ile ilgilenmesi gerektiği iddia edilen doktor Çetin Karadağ arasında bir diyalog geçiyor. Görüntülere bakıldığı zaman da diyaloğun normal bir diyalog değil, biraz şiddetli bir diyalog olduğu da görülüyor. İşte o görüntüler hazır. Görüntüleri şu an verdik ekrana. Ses yok, tamamen görüntü olarak var. Şu an görüyorsunuz doktor Çetin Karadağ. Ben üzerine konuşuyorum. Konuşabiliriz. Burada görüntü yaklaşıyor. Görüyorsunuz askeri üniforma tarzında bir tişört var üzerinde. Sağ tarafta hemen. Ekranın şu an tam ortasında. El kaldıran. Şu an gösteriyor. Doktor. Hemen sol taraftaki de hasta yakını. Hastanın kızı. Servisin hemen önünde. Servisteki odanın hemen önünde. Yani şu anki anlatım şekline bakıldığı zaman da normal, sesi sakin bir şekilde bir şey anlatmak değil. Hasta yakınlarının da iddia ettiği gibi bize orada hakaret edildi, bağırıldı, çağrıldı şeklinde bir söylem vardı. Bu görüntü onu teyit ediyor. Evet. Şimdi bakın Çetin Karadağ gitti, tekrar gelecek. Çetin Karadağ gitti. Tekrar gelecek. Geliyor şu an. Kızını alamadı herhalde. Yeniden geldi. Hasta yakına şu an şöyle söyleyeyim. Hani hastayla sıkıntısı yetmiyormuş gibi, derdi yetmiyormuş gibi bir de Çetin Bey'den de azar yedi. Hani bir tabir vardı ya, boynun ölçüsünü aldı diye. Adeta azar yedi. Orada kadını azarladı. Şimdi buna hafta içerisinde bana şöyle yorumlar da geldi. Doktor hasta seçme hakkına sahip. Hasta nasıl ki doktor seçme hakkına sahipse doktor da hasta seçme hakkına sahip. Doğrudur, olabilir. Yasal olarak var mı bilmiyorum. Ben sağlıkçı değilim. Yönetmeni bilmiyorum. Olabilir de hasta seçme hakkına sahip olabilirsiniz ama bir Hipokrat yemini dediğimiz bir yemin varsa, bir yerde bir hasta yatıyorsa, ona da müdahale edilmesi gerekiyorsa edilmesi gerekiyor ya. Yani bunun başka lamicimi yok bana göre. Çünkü edilmediği için o hasta tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. 4-5 gün serviste kaldı. Serviste kaldığı süre içerisinde doktor müdahale etmediği için tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Peki önümüzdeki günlerde inşallah ulaşabilirsek diğer görüntüye de ulaşmaya çalışacağız. Çünkü diğer olayla ilgili Çetin Karadağ dedi ki ben darp edildim. Çetin Bey'in yanında bulunanlar Çetin Bey'in darp edilmediğini söyleyebiliyorlar. Ama aynı söylemi mahkemede söyleyecekler mi o muallak? Şimdi ben aynı söylemi mahkemede söyleyebiliyorlarsa
Helal olsun. Şimdi ben o söylediğinize tamamlama adına şimdi görüntüyü az önce görüntüyü izlerken yandan alalım arkadaşlar. Şimdi görüntüyü orada yandan alalım. İzlerken sizin şu andaki söylediğinizi destekleme adına orada personeller var. Bu personellerin kesinlikle ifadesi mutlaka başvurulmuştur. Tabii. Yani bana göre kamerada personellerde tespit edilmiş fazla olabilecek durumda çünkü. Görüntü personeller bellidir zaten. Mesai saatlerinde belli. Yani çünkü, olayın olduğu günü tarih zaten belli. Şu konuşma şekline göre, buradaki personelin herhangi bir yalan beyanında bulunma şansı da yok. Ne diyecek yani Çetin Bey ellerini böyle bağırarak çağırarak türkü mü söylüyordu ya da gibi mi diyecekler yani? Türkü. Bakın Oktay Bey, ben başımdan geçti. Hastanede, eski devlet hastanesinde acilde bir doktorla münakaşaya girdik. Benim istediğim sadece şuydu. Hastam şu an rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Tahlil sonucu 1 saate çıkacaktı. 2 saate çıktı. Olabilir. Yoğunluk vardır. Namenle. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. 2 saat sonra tahlil sonucum çıktı. Bayan doktor tam bizim sedyenin önünden geçiyor. Dedim hocam bakar mısınız dedim. Tahlil sonucumuz çıktı. Geldi baktı. Bir şeyler karaladı. 4 saat bekleyeceksin dedi. Dedim hocam bir sıkıntım vardır. Hani niye 4 saat bekliyoruz? Hani bir sıkıntı varsa söyleyeyim. Ben de ona göre aile bireylerime söyleyeyim. Veya yapmamız gereken bir şey vardır. Bana sıkıntımı söyle. Doktor hanım bir anda bana bağırıp çağırmaya başladı. Dedim hocam yanlış anladınız galiba. Ben bağırıp çağırmıyorum. Siz durumu farklı algılıyorsunuz. Ben dedi herkese bilgi vermek zorunda değilim dedi. Bekle diyorsan bekleyeceksin dedi. Raconu koydu. Biz tabi aldık hastamızı başka bir hastaneye gittik. İşimizi gördük. Hastamı ben 4 gün koroner yoğun bakımda yatırdım. Onun akabinde de operasyonu aldırdım. Bana o gün orada söylemesi gereken bir kesinlikle söylemesi gereken özel bir bilgi vardı çünkü. Hastamın daha önce yaşamış olduğu bir rahatsızlığı ile ilgiliydi o konu. Ben bunu şikayet ettim. Bir hafta sonra hasta aktarım. Çetin Yavuz muydu daha önceki hastane müdürü? Kurulda kurul başkanı müdür. Yanımda acil servisin doktoru oturuyor. Ben oturuyorum. Yine 2-3 tane memur var. Bana diyorlar ki üstüne basa basa bu doktor sana bağırmamıştır. Sadece gürültülü ortam olduğu için sesini yükseltmiştir. Dedim hayır. Bağırdı. Bir öyle, iki öyle. Üçüncü dedim ki bakın bağırmakla ses yükseltmek işte burası gürültülü ortam sesimi yükseltim arasında farkı bilebilecek kapasitede. Hadi bunu çözemediniz. Ben acil servisteki kameralar ses kaydı alıyor. Acilin acildeki kameralar ses kaydı almaz. Sadece acildeki alır. Acil servisteki ben kamera kayıtlarını istiyorum dedim. Beni gönderdiler. Bir hafta sonra bana sonuç geldi. Doktor haklıydı, ben haksızdım. İdare orada personeline sahip çıktı. İdare personeline sahip çıkması gerekir. Ne zaman? Personeli haklı olduğu zaman. Sizin kamera kayıtlarınızdan aynı sizin, dedikleriniz çıkabilir de bakın. Sizin kamera kayıtlarınızda ne dediler size? Kamera kayıtları gelmedi Oktay Bey. Tamam. Gerek ben 3 defa daha şikayet dilekçesinde tamam. bulundum. Sizinki yaklaşık gelmemiş. Yaklaşık 9 ay sonra bak. Araya birini sokarak beni aradılar. Şikayetinde hala devam ediyor musun diye. Ne haliniz varsa görün artık dedim. Ben sizin çıktım. Kamera görüntüleri gelmemiş. Biz kamera görüntülerini seyrediyoruz. Şu anda şu pozisyona göre mahkeme dese ki vücut dilini okuyan birine ihtiyacım var. Şu anda buradaki görüntüye göre zaten vücut dilini okuyarak karar verecek pozisyon var. Hangi personel orada yalan da konuşsa anında çözülebilecek bir durum var şu anda. Orada personelin şahitliği önemli. Tarafların değil bak. Çetin Bey'in de hasta yakınında söylemler çok önemli değil. İfadesi önemli değil. Personelin şahitliği önemli. Görüntü önemli. Ve akabinde sağlık personellerinin de duruşu önemli. Şimdi kimiz de şunu söyleyecektir. Ben sağlıkçıyım kardeşim. Ben sağlıkçının yanında olmam lazım. Sağlıkçının yanında olmayın. Veya hastayım ben. Hastanın yanında olmayın. Doğru kimse, sizin, haklı kimse onun yanında olmasın. Hayır diyeyim. Bakın. Sizin dediğiniz şu şuradaki olay için hiçbir geçerliliği yok şu anda anlattığınızda. Şu yok anda tabii. Buradaki söylenecek Bu hangi personel olursa olsun. Bakın bak. Bu konuşmalarımız kayda giriyor ya şu an. Evet. Yarın eğer o ifadelerin içerisinde çıkarsa
Çetin Karadağ orada sadece sesini yükseltiyordu. Arada mesafe vardı. Sesini yükseltiyordu. Bir ifade çıkarsa şaşırmayın. Şaşırmayın. Sesi yükseltmek çünkü, tabiri ne demek? Yani yani gürültülü ortamdı. Uzaktaydı. Sesini hayır, yükselttim. Şimdi burada, ben bağırmadım. Hayır, hayır. Orada sesi yükseltmekten ziyade. Şimdi demin dediniz ya hastanın doktoru seçme şansı olduğu gibi doktorun da hastayı seçme şansı bir yanı var diye. Şimdi doktor hastasını seçebiliyorsa onu gider idareye söyler ben bu hastaya bakmayacağım diye. Gelip de hastayla kavga etmez. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Gelip de hastayla kavga etmez. Valla her an ne halükarda ne olsun. Bu birinci konu. İkinci konu doktor ister yüksek sesle konuşsun ister bağırarak konuşsun. Doktorun zaten orada 1,5 dakika o durması ve o aksiyonun içinde bulunması doktorun ruh halini zaten yansıtıyor. Yoksa normalde bir insan ne der? Çeker gider değil mi? Doktor, belki doktor, de orada bayan değil de hasta yakın erkek olsaydı o gün oluyor olacak. Yunus Bey, doktor. Yok o zaten, yapmaz. Doktor zaten yapmayayım. Orada poliklinik serviste yüksek sesle konuşmayacağını biliyor zaten. Yüksek sesle konuşamaz. Onun için evet. Olay orada apacık ortada zaten. Şimdi bir de bir spor konuşuyoruz. Yarın maç var. Yarın maçımız var. Evet. Ordu Spor'la. Ünye 1957 Spor ilk maçında beraberlik. İkinci maçında galibiyet, üçüncü maçında maalesef mağlubiyet aldı. Yarın bizim için önemli olan bir takım Ordu 1967 Spor var. Onunla ilk maçımız Ordu'daydı. Bir beraberlik vardı. Ama yarın galibiyet parolasıyla çıkmamız gereken bir maç ve kesinlikle almamız gereken bir maç. Program öncesinde yine sohbetimizde de vardı. Şöyle bir durum var. Seyircisiz çıkılacak. Taraftan olmayacağı bir karşılaşma pandemi kurallarından dolayı. Ancak ben dün akşam yine taraftar gruplarında da gördüm. Ordu'da nedense taraftar sahaya alındı denildi. Ünye'de alınmıyor. O da biraz da şundan da kaynaklanıyor. Eğer gizli kaçamak alındıysa bile yarın pazar sokağa çıkma yasağı var. Ünye'nin evinde oynayacağı maçlar pazar gününe denk geliyor. Oktay Fidan normal vatandaş olarak ben maçı izlemeye gidiyorum dediği zaman da kardeşim sokağa çıkma yasağı var deyip önüne durulabiliyor ama Ordu'da bir kayırmacılık var gibi. Öyle bir hava istiyor. Yarın Ordu'dan gelmesi gereken yönetim olarak gelmesi gereken yönetimi hepsi gelmesi gereken 15 kişilik bir ekip. Bakalım yarın Ordu'dan kaç kişilik bir ekip gelecek. Bu Ünye'leri ne kadar rahatsız edecek? Ünye'nin yönetimini ne kadar rahatsız edecek? Onu da göreceğiz. İlla ki gönül ister ki Ünye 1957 Spor sahadan galip ayrılsın. Ama bu bizim Ordu ile Ünye arasındaki siyasi çekişmelerin sahaya yansıması, kavga edilmesi anlamına da gelmemesi lazım tabii ki. Çünkü Ordu ile ne zaman maçımız olsa böyle olumsuz havalarda esen bir maç oluyor. Yarın adrenalin yüksek bir maç olacak. Kesinlikle. Öyle görünüyor. İnşallah sporla, o adrenalin çok da yüksek olmaz. Sporla alakalı olan Oktay Bey şimdi, başlıyor. Şimdi liderin zaten 5 puanı var şu anda Ordu'nun. Bizim 4 puanımız var. Yani yarınki maç bana göre kırılma noktası. Yani Ünye maçı aldığı anda bundan sonra 2 maç oynayacak. 2 galibiyetle iş bitmiş olur yani. Hiçbir şey kaybedilmiş bir şey yok. Yarın her şey yarınki maça bağlı. Tabii ki ben yenildiği anda biter değil mi? Tabii yenildiği anda biter. Anında havluyu atmış olursun. Hedefler şimdi tabii ki ben oradaki maça gittim. Tribünde protokol vardı. Yöneticiler vardı. Ordu'nun tribünün sağ kısmında orada belli bir grup vardı. Aşağı yukarı bir 15 kişilik bir gruptu. Tabii bu insanlar protokolden miydi? Yoksa herhangi bir basın kartı olan insanlar mıydı? Tabii ki sonuçta oraya girmişlerse ellerinde mutlaka bir yetkiyle girdiler. Yani bir kartları bir şeyle girdiler. Çünkü protokol tribünü ben girerken bile orada hem basın kartımı kullandım. Hem Ordu İl Başkanlığı kartımı kullanarak girdim. Evet. Yani oraya. Şimdi orada şunu gördüm. Tabii ki bizim gönlümüz hep Ünye Spor'dan yana. Sayın Başkan'a buradan başarı diliyorum. Çünkü
bir sorumluluğun altına elini soktu. Hedefimiz inşallah hayırlısıyla buradan sıyrılıp hedefe ulaşmak. Şimdi orada 10-15 kişilik grup nasıl tezahürat yapıyor biliyor musunuz? Bakın, samimi söylüyorum. İnanılmaz bir tezahürat yaptılar. Peki bizim taraf neydi? Sol taraf, hep Ünyeliler o taraftaydı. Herkes tiyatro seyretmeye gelmiş gibi. Siz orada, ben kendi kendime şu yorumu yaptım. Arkadaş, siz hepiniz komutan olmaya kalkarsanız sadece orada maç seyredersiniz. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir ortamda siz yönetici olarak orada, hiç kusura bakmayın ama tezahürat yapacaksınız o takımı motive etme adına. Kesinlikle. Yani orada ortalama, ben size şöyle söyleyeyim tahmini, Ünye'den hiç yoksa bir 40-50 kişi vardı. Ama ya bunun 20 tanesi en azından orada bağırsa yeter ya. Ben her zaman şunu derim. Ne olursa olsun bir yerde herkes komutanlığa oynarsa bu iş yürümez. Komutan olacak ama asker de çok olacak. Şimdi ben buradan o güzelim çok kıymetli Ünye Spor Yöneticisi kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu işler fedakarlık ister. Siz de bu fedakarlığın içine girdiniz. Elinizi taşın altına koydunuz. Kimsenin yapamadığı bir özveriyi yaptınız. Evet, Mehmet Ali Başkan'la beraber bu yolda büyük bir çabanız var. Ama her biriniz iş adamı olabilirsiniz, patron olabilirsiniz. Konumunuzun ne olduğu çok önemli değil. Spor çünkü çok farklı bir durum. Lütfen oraya geldiğinizde en azından o takımı motive etme adına biraz tezahürat yapın. Biraz bağırın. Hepiniz orada arkadaşsınız. O yönetimin içindeki birlik beraberliği oluşturmuş arkadaş grubusunuz. Orada 15 kişi bile bağırsanız o takıma motive eder. Çünkü statlarda ses çok önemli. Yani tezahürat dönemde. Tabii yani çünkü stadın konumu itibariyle de tribünlerin hani bir havuz sistemini düşündüğünüz zaman 5 kişi bile bağırsa çok hoş bir ses çıkar yani orada. Onun için futbolcu kardeşlerimizin de buna bence ihtiyacı var. İnşallah yarın Ordu'daki gibi olmaz. Burada en azından içeride bana göre dönüm maçı, kırılma noktası olan bir maç. İnşallah orada tezahüratlarımızla beraber, hep beraber inşallah bu galibiyeti tadarız. Ve büyük bir engeli aşmış oluruz inşallah. Evet. Ben temennim bu doğrultuda. Gerekirse biz basın olarak bile gittiğimizde oraya maça, biz bile bağıralım yani. Niye bağırmayalım? Çünkü eğer ki inandıysak biz bu davaya, bu olaya bağırdıysak, inandıysak ama bağırmalıyız ya. Bağıracağız. Evet. Peki Tülay Hanım'ın bir yorum var. Tülay Arslan yazmış. Hasta seçme hakkı varsa bu hastasına bağırma hakkı da var anlamına gelmiyor. Evet. Kim ne derse desin her halükarda Çetin Karadağ suçludur. Çünkü ben en çok iyi onu çok iyi tanıyorum demiş. Kendisi benimle 2 yıl mahkemelikti. Onu mahkemeye ben verdim. Benden sonra Akkuş'a gitti bir müddet orada kaldı. Sonra nasıl geldi bilmiyorum ama lütfen bu adama karşı kimse sessiz kalmasın demiş. Evet. Cezası da almış zaten. Yani Tülay Hanım'ı tebrik ediyorum. Davasının arkasında sonuna kadar durdu. Keşke böyle şeyler olmasın. Bakın şimdi, sadece hasta için değil, doktor için de, hasta için de hoş olmayan şey. Ünyesporla ilgili ben de konuşayım. Kapatalım, 2 saate geldik. Evet. Şimdi Ünyespor, Ünyespor peşinden de kapanışınızı alalım evet, sizin. Ünyespor Ünye'nin göz bebeğidir. Markasıdır. Her şeydir. Ünyespor'a sonuna kadar 7-77 herkes destek verir. Bu kayıtsız şartsızdır. Siz demin dediniz ki seyirci olayı dediniz. Seyirci faktörü, adaletin olmadığı hiçbir yerde yani inanın yarın bir bakarsınız veya diğer başka bir gün bir bakarız rakibimiz full tribünlerin önünde oynar. Çünkü cezasına demin baktım size araştırırken 13 bin lira. 13 bin lira ceza. Düşünün bir final maçı ve şehir dışında oynuyorsunuz.
tribünlere, dolu tribünlere karşı oynuyorsunuz. Bugün son maçlarda biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın Galatasaray'ın kafa kafaya girdiği ligde tribünler doluydu. 62 bin lira cezası varmış mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sezonun ceza ödenir. Şimdi bir sezonun şeyi bu ödenir. Sorun değil. Bakın bunu iddia ediyorum. Biz kafa kafaya girelim herhangi bir yerde. Bir çıkacağız sahaya, bir bakacağız ki tribünler full dolu. Böyle şeyler de olur. Burası Türkiye. Çünkü konuştuğumuz şeyler ilk dakikadan şu ana kadar adalet sisteminin tamamı bitti şeklinde. Herkesin kafasına göre güçlünün adaletini kurduğu bir sistem olduğunu gördük. Ünyespor'u buradan şimdiden başarılar diliyoruz. Her vurdukları gol olsun diyoruz. İnşallah. Ama şunu da söyleyeyim. Yönetim pandemi sürecinde zor süreçte geldi. Bir yıl gibi bekledi. Zorlu sınavlardan geçiyor ama yönetim şu sınavı veremedi. Basınla olan sınavını veremedi. Onu da bir kenara yazalım. Çünkü yönetim ilk önce sadece ben hiçbir basını ziyaret ettiklerini görmedim. Tanışma düzenlediklerini görmedim. Herhangi bir şey ettiklerini görmedim. Yani basına nasıl olsa bizi mecbur yapacaklar, havalarına gitmesinler. Hiç kimse yani kimseye zorla yazmaz, isme de yazmaz. Biz ünye değil. Basın sadece ünye spor adına, evet, ünyeliler adına üzerine düşen görevi kesinlikle yerine getiriyor. Biz de yaparız. Ünye adına düşen görevi yaparız. Ama yönetimin acilen vacilen kendini sirkeleyip sokağa karışması lazım. Olsun. Onlar da artık yeni bir yönetim. Biz de elimizden geldiğince onlara yardım edeceğiz. Hep şimdi beraber şunu, omuz şunu, omuza şunu, yürüyeceğiz inşallah. Şunu yapmamaları lazım. Yönetim kurulduğunda herkes hemfikir oldu. Güçlü bir yönetim dendi ama. Evet. Çoluk çocuk dendi. Çoğuna. Ya estağfurullah. Şimdi, size bakın, kendine bir, göre. Hayır ben şimdi göre. Ben şimdi ne sonra konuşurum. Hepsine çoluk çocuk dendi. Ama ben bu imajı yıkmalarını istiyorum. Çoluk çocuk değil. Aynı kendinden öncekilerinden daha iyi yapacak vizyonda olduklarını göstersinler. Evet. İnşallah bu önerimizi de buradan duyarlar. Peki, ben... Süremiz bitiyor. Evet. Can Bey. Yapacaklar. Yine dediğimiz gibi cumartesinin klasiği olan Arena programında yine sizlerdeydik. Programın ortalarında 40. dakikalarında bir kesilme oldu ama emin olun bu bizden kaynaklanan bir kesilme değil. Sürçünü yansan ettiysek affola. En çok ihtiyacımız olan şeyi Allah bizlere versin. İlk önce adaleti versin diyoruz. Sağlığı versin, adaleti versin. Bütün temennileriniz, bütün dilekleriniz kabul olması dileğiyle bir de Tülay Hanım gibi davanızın da peşinden koşan insanları çok sık görme dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Evet Oktay Bey. Evet, yine bugün tabii ki bir şeyler dilimizin döndüğünce bir şeyler konuşmaya çalıştık. Tabii ki kimseyi üzmek, tenkit etmek değil, doğrudan yana hareket etmek istiyoruz. İnşallah doğruları söylediğimizden biz eminiz. Karşıdaki bizi dinleyenler de inşallah doğru söylediklerimizden bir dersler çıkarırlar. Tabii ki ben hemen sözü size vermeden de ben Sayın Abdülkadir Hatipoğlu kardeşime çok geçmiş olsun geçmiş diliyorum. Olsun, Ankara'da olsun, tedavi dedim, oluyor. Allah acil şifa versin. Bence gecesini gündüzüne katıp büyük mücadele veren, orduda büyük hizmetleri olan bir kardeşimiz. İnşallah çok tez zamanda görevinin başına döner. Abi. Ben buradan da kendisine saygılarımı sunuyorum. Evet, geçmiş olsun dileklerimi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki Abdülkadir Bey, biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aile iki ailesi olarak inşallah en kısa zamanda görevinin başına gelir. Sağlığına sıhhatine kavuşur. Efendim Aile 2 TV ekranlarında ordunun ilk ve tek dijital platformu aile2tv.com'da ve sosyal medya hesaplarında bizleri izlediniz. Gündem Arena programında sizlerle beraber. Yarın anonsunu da yapalım yalnız. Yarın onu da belirtelim. Saatler 15'i gösterdiğinde yine ben sizlerle beraber olacağım. VMworld Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yılmaz Bey bizlerle olacak. Doğal ve sağlıklı yağlar vardı. Bunu daha önce Kürşat Bey'le bir programda paylaşmıştık. O yağlar üzerine ve sağlık üzerine, organik sağlık üzerine sohbetimiz olacak. Eğer mümkünse bizleri izleyin diyeceğiz yine yarın. Bir sonraki programda haftaya cumartesi günü saatler 15'i gösterdiğinde yine Gündem Arena'da olacağız inşallah. Tabii. Sizlere gündemi değerlendireceğiz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Mutlu günler diliyorum. Hep beraber nasıl oluyor?